27 Nisan Cuma sabahından günaydınlar efendim. Ben Sultan Akdoğan. Tam 3 saat boyunca günün öne çıkan bütün gelişmelerini, dünden bugüne yansıyanları ve gazetelerin manşetlerine birlikte bakacağız. Hazırsanız Günaydın Türkiye başlıyor. Sevgili izleyiciler, 24 Haziran seçimlerine 57 gün gibi bir süre kaldı. Siyaset arenası oldukça hareketli ve seçim maratonda resmen başladı. Ancak muhalefet henüz adayını hala belirleyebilmiş değil. Başbakan Binali Yıldırım da muhalefete ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu açıklamayla başlayalım. Başbakan Binali Yıldırım İspanya ziyaretinden dönüş yolundaydı. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki de o uçaktaydı. Muhalefetin 24 Haziran seçimleri öncesi çatı aday arayışına ilişkin konuştu. En rahat parti biziz. Bizde aday tartışması yok. MHP'de yok. Adayımız belli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hatta seçim kararı verilmeden önce de belliydi. Dolayısıyla partilerin çatı aday denemesi yeni değil. İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oldu. Sonuçları görüldü. Maalesef çatının sağlam çatılmadığı, çöktüğü ortaya çıktı. Zorlama, yani zorlamayla siyaset inşa edilemez. Sevgili seyirciler, CHP Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstereceği ismi bir türlü belirleyemiyor. Türkiye 24 Haziran'da seçimlere gidiyor. Halkın iradesiyle yeni bir dönem başlayacak. Seçim tarihi yaklaşıyor. Ancak CHP'de sular durulmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir türlü uzlaşı sağlanamıyor. Partiden sürekli farklı sesler çıkıyor. CHP seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için kapalı grup toplantısı yaptı. O toplantıda 4 isim öne çıktı. Buna göre toplantıda CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in isimleri konuşuldu. Ancak söz konusu isimler konusunda henüz uzlaşı sağlanamadı. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı muamması da kulisleri karıştırmıştı. Başbakan Binali Yıldırım bu konuyla ilgili konuştu. Bir mühendislik projesiydi, elde kaldı dedi. İnsanlar biriktirdikleri itibarı korumalıdır. Abdullah Gül'ün adaylığını bu sözlerle değerlendirdi. Başbakan Binali Yıldırım İspanya'da ekonomi forumuna katıldı. Dönüşte kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündemde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlık seçimi için adaylık iddiası vardı. Abdullah Gül'ün adaylığı için bu kadar gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi var. Ama gözüktüğü kadarıyla bu başarısız proje şimdiden patladı, akamete uğradı. Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün muhtemel adaylık hamlesiyle itibar kaybedeceğini söyledi. Demezler mi? Sen orada bu makamlarda bulunurken bunları niye söylemedin? Bunları düzeltecek işler niye yapmadın? O yüzden bizim halkımızın feraseti çok engindir. Bu tip savrulmaları, evrilmeleri hoş karşılamaz. İnsanlar biriktirdikleri itibarı tüketmemeli. İtibar çok zor elde edilir ama tüketilmesi kolaydır. Siyasi partilerde artık adaylık için başvurular da başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'den ilk adaylık başvurusunu yapan isimdi. O başvuru sırasında bir espri yaptı ki gündeme damgasını vurdu. MHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı. Başvurular 3 Mayıs tarihinde sona erecek. İlk başvuruyu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli partisinin seçim hazırlıklarını anlattı. Biz de tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bazı yerde miting yapacağız, bazı yerde kapalı salon toplantıları. Biraz da geçmişte ihmal etmiş olduğumuz şekliyle medyayı değerlendirmek istiyoruz.
MHP lideri genel merkezdeki başvuru merkezini de inceledi. Görevlilerle sohbet etti. MHP lideri Devlet Bahçeli 24 Haziran seçimlerini de değerlendirdi. Yeni sistemin Türkiye için faydalı olacağını vurguladı. İYİ Parti esprisi gülümsetti. Gayet iyi olacak ülkemiz açısından. Ahmet, mikrofon. Bir partinin sloganına benzedi ama. Sayın Genel Başkan bu tarafa olacak. Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimi çok önemsiyor. Seçimlere de çok iyi hazırlanıyor. Abdullah Gül'ün ikazları uyması lazım. Sayın seyirciler, MHP lideri Devlet Bahçeli kulislerde ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Abdullah Gül'e dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hayır bile onun gözü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de. Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti arasında yoğun bir temas trafiği yaşanıyor. Gül ise tavrını netleştirmiş değil. Şu an itibariyle sessizliğini koruyor. İşte bu ortamda Başbakan Binali Yıldırım'dan Gül'ün durumuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Yıldırım, uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski ne yeni yerinize yaranamazsınız demişti. MHP lideri Devlet Bahçeli de Başbakan'ın bu açıklamasına atıfta bulundu. Yıldırım'ın sözleri üzerinden Abdullah Gül'ü bir kez daha uyardı. Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünürüm. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Abdullah Gül'ün adaylık muammasına ilişkin bir yorum da Meral Akşener'den geldi. Meral Akşener, ben adaylıktan çekilmem dedi. Ben Sayın Abdullah Gül'ün adaylığından büyük bir mutluluk duyarım. Sayın Abdullah Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim ve kendisine başarılar dilerim. Ama dedi, o cümlenin devamı beklenildiği gibi gelmedi. Ankara'da bir programa katılan Meral Akşener, Abdullah Gül'ün adaylık muamması hakkında görüşünü açıkladı. Abdullah Gül için adaylıktan çekilmem dedi. Ben Sayın Abdullah Gül'ün adaylığından büyük bir mutluluk duyarım. Sayın Abdullah Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim ve kendisine başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde, bugünkü platform gibi platformlarda adaylığını ve 100.000 imza üzerinden adaylığını ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişinin böyle bir ittifak içerisinde bulunacağını zannetmiyorum. Açıklama MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta'dan geldi. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddia edilmişti. MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta o iddiaları değerlendirdi. Böyle bir ittifakın içerisinde, böyle bir yapının içerisinde bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişinin bulunacağını ben zannetmiyorum. Kendi itibarı açısından da bu çok doğru olmayacaktır. Ben bunu güçlü ihtimal olarak görmüyorum. Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun seçimlerde nasıl bir cevap vereceği merak konusuydu. Dün kameralar karşısına geçti ve Ahmet Davutoğlu önümüzdeki dönemde milletvekili adayı olmayacağını söyledi ve dikkat çeken bir de açıklama yaptı. Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu mecliste basın açıklaması yaptı. Davutoğlu kendisiyle ilgili spekülasyonlara cevap verdi. Milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. AK Parti aidiyetim sürerken AK Parti dışında herhangi bir siyasal hareket, faaliyet veya siyasal organizasyon içinde bulunmam, eğer böyle bir şey yapacaksam AK Parti kimliğini bırakırım. Bu kimliği de bırakmaya niyetim yok ve olmayacak. AK Parti'nin almış olduğu karar benim de kararımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır. Kendi siyasi geleceğim konusunda ise önümüzdeki seçimler için milletvekili adayı değilim ve olmayacağım.
Seçim sonrasında da hiçbir mevki, makam, talebim, beklentim, planım yoktur ve olmayacaktır. Sevgili izleyiciler, muhalefet çatı aday konusunda sürekli görüşmeler yapıyor ama henüz bir sonuç elde edilmiş değil. Muhalefetin çatı aday görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda ilk görüşme İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında gerçekleşti. 17 dakika yani süren görüşme sonrasında Karamollaoğlu açıklama yaptı. Görüşme trafiğinin yoğun olduğunu söyledi. Karamollaoğlu bu görüşmenin ardından CHP lideriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında adayın 1-2 güne netleşeceğini söyledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 24 Haziran sonrasını işaret etti. Yapılacak çok önemli işler var dedi. 24 Haziran seçimlerine işaret etti. Tek derdinin millet olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın canlı yayın konuğuydu. Gül, 24 Haziran seçimlerini iple çektiklerini söyledi. Yapılacak çok önemli işlerin bulunduğunu açıkladı. Bir an evvel 24 Haziran'ı iple çekiyoruz. Sistemdeki hantallık, yavaşlık, çift başlılık sona ererek daha hızlı, daha istikrarlı bir Türkiye'yi bir an evvel iple çekiyoruz. Çünkü yapılacak çok önemli işler var. Evet. Yarım kalan işler var. Daha da özgürlüğü genişleteceğiz, demokrasiyi genişleteceğiz, ekonomiyi, ekmeği büyüteceğiz. Milletimizin bir ferdinin daha kucaklayarak, onu da kuşatarak nasıl bir Türkiye vizyonu içerisinde olduğumuzu anlatmak bizim milletten başka, milletin derdinden başka derdimiz yok. Prosedür değil, milletle gönül birlikteliğini sürdürecek işlere yoğunlaştık. Ve bunu da bugüne kadar 3 kat Türkiye'yi büyüten Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacağına kimsenin şüphesi yok. Türkiye 24 Haziran'da erken seçim için sandık başına gidiyor. Sandığa koşacak olan vatandaş Erdoğan'a destek veriyor. Vatandaş 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. Vatandaş bakın neler söylüyor. İlk turu atlatmak istiyorlar, kurnazlık yapıyorlar ama öyle yağma yok. %55-60'da inşallah reis bu tür oyunlardan sıyrılıp çıkacaktır. Erdoğan başka çare yok. Çünkü öbürleri birleşme şansları yok. Hep paramparça. Onun için Erdoğan. Benim tercihim Recep Tayyip Erdoğan. Ben Erdoğan'ı atacağım. Çünkü diğer adayların ülkemiz için gerekli seviyede uygun olduğunu düşünmüyorum. Ben bir ülkücüyüm ama onu da yani bir ülkücü kadar çok seviyorum Recep Tayyip Erdoğan'ı. Bu yüzden yani karşısında duracak insanın da bilmiyorum, o kadar da alacağını düşünmüyorum. Erdoğan kazanacak. Erdoğan düşmanlığında ittifak ediyorlar. Başaramayacaklar. Böyle bir cumhurbaşkanı cumhuriyet tarihinde gelmedi. Gidişat iyi yani. Şu anda ben beğeniyorum yani. Şu anda çok şeyler oldu ülkede. Bugün denizin altından bile yollar yaptı, köprüler yaptı, şeyler yaptı. Yani bu insanlar destek vermezse ben bir şey demiyorum yani. Sevgili izleyiciler, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İhlas Haber İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın canlı yayın konuğuydu ve erken seçimlerde kullanılacak oy pusulasını da ilk kez TGRT Haber'de gösterdi. Bir sisteme geçiyor Türkiye. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı. Canlı yayında 24 Haziran seçimlerinde kullanılacak oy pusulasını gösterdi. O anları tüm Türkiye ilk kez TGRT Haber'de izledi. Asla çok karmaşık, yeni bir sistem derken böyle yoracak, seçmeni zamanını da alacak bir seçim geçirmeyeceğiz. İki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanacağız. Evet. İkinci oy pusulasında da partilerin ünvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun, ambleminin altına tercihini yapacak. Cumhurbaşkanlığında adaylar resmi olacak, parti amblemi olmuyor. Olmayacak. Çünkü bütün partilerden oy almaya yönelik, ülkeyi yönetmeye yönelik bir cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu. Dolayısıyla resim, isim olacak. Milletvekili pusulasında ise
partilerin yine amblemi olacak. İttifak unvanı, diyelim ki ittifak olarak girdi iki parti. Mesela A partisi, AK partisi, MHP diyelim. Evet. Herkes kendi partisinin orada logosunu görecek, genel başkanını görecek, unvanını görecek. Herkes kendi partisine ve ittifak yapılan, biz Cumhur İttifakı'yla, Milliyetçi Hareket Partisi ile yapmış olduğumuz Milletin İttifakı, Cumhur'un İttifakı'nı burada oy pusulasında görecekler. Kendi partisini orada görecek ve partisine oy verecek. Erbakan ödülleri adı altında şov yaptılar. Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ne tepki gösterdi. Saadet Partisi'nin Erbakan ödülleri adıyla düzenlediği törene Uğur Dündar ve Ruşen Çakır gibi isimlerin davet edilmesi damga vurdu. Üstelik Dündar ve Çakır'a ödül de verildi. Ayrıca Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül'ün salona birlikte girmesi ve verilen poz siyasi mesaj tartışmalarına yol açtı. Törenle ilgili Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın başkanlığını yaptığı Erbakan Vakfı'ndan açıklama geldi. Erbakan törenle ilgili sert ifadelerde bulundu. Erken seçim kararı üzerine alelacele ve siyasi düzlemde ilgi çekmeye yönelik olarak düzenlenen Erbakan Ödülleri adlı program üzerinden güç devşirme ve gündeme gelme yoluna gidilmesi samimiyetten uzak bir politikanın açık tezahürüdür. Fatih Erbakan, Saadet Partisi için siyasi şov yapıyorlar dedi. Saadet Partisi yöneticilerinin Erbakan isminin arkasına saklanarak görüntü vermeye çalışmaları bulundukları asıl çizgiyle örtüşmemektedir ve samimiyetten son derece uzak bir yaklaşımdır. Günaydın Türkiye, gündemdeki diğer gelişmelerle devam ediyor. Başını tabuta yaslayıp dakikalarca gözyaşı döktü. Şehit jandarma uzman çavuşumuz son yolculuğuna uğurlandı. Tabutunu okşadı, gözyaşı döktü. Şehidimizin annesi yürekleri bir kez daha yaktı. Özel Harekat Jandarma Uzman Çavuşumuz İsmail Cesur henüz 28 yaşındaydı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çatışmaya girdi. Hainlere geçit vermemek için canını ortaya koydu, şehit oldu. Cenaze töreni memleketi Konya'da yapıldı. Ailesi ve sevenleri gözyaşı döktü. Anne Fatma Cesur şehidimizin tabutu başından ayrılmadı. Anne Cesur'un gözyaşları herkesi ağlattı. Şehidimiz dualar ve gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Askerimize teslim olan teröristlerin terör örgütünün çirkin yüzünü gözler önüne serdi. Örgüte zorla alındılar, sakinleştiricilerle örgütte tutuldular. Çocuk yaştaki teröristler PKK'dan gördükleri işkenceleri anlattılar. Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda teslim olan 3 terörist örgütün iç yüzünü gözler önüne serdi. 17 yaşındaki terörist BH PKK'nın kendisini zorla ailesinden aldığını anlattı. PYD-YPG beni zorla askere aldı. Ayrılmak istediğim ancak ölümle tehdit ettiler. Benim gibi birçok kişi ayrılmak istiyordu. Örgütte korku içerisinde olan birçok kişi var. Korkuları bastırmak için sorumlular her gün sakinleştirici ilaçlar veriyor. PSK'ya teslim olduktan sonra hiç kötü muamele görmedim. Aynı yaşındaki terörist PŞD, DAEŞ'li teröristlerin YPG safında yer aldığını söyledi. PYD-YPG mensupları örgüte katılmam için baskı yaptılar. Maddi kazanç sağlamak ve ailemden başka kimseyi zorunlu olarak örgüte almalarını engellemek adına katıldım.
Sözde asayiş biriminde görev aldım. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte çatışma bölgesine götürüldüm. Bölgede 3 şahsı bomba düzeni yerleştirirken gördüm. Bunlar DH mensubu olup PYD-YPG adına çalışan kişilerdi. Bölgede çatışmalar devam ederken TSK'ya teslim oldum. 17 yaşındaki terörist Naime Salih de çatışmalarda yaşadığı korkudan bahsetti. Ailevi sorunlardan dolayı PYD-YPG'ye katılmak zorunda kaldım. Haseke'den kafileler halinde rejim kontrolündeki bölgelerden geçmek suretiyle Afrin'deki çatışma bölgelerine götürüldük. Kafile içerisinde İranlılar da vardı. Afrin'e vardığımızda İranlı unsurlar tarafından eğitime alındık. Zeytin Dalı Harekatı sonrasında evlerine dönen Afrinliler huzurlu bir şekilde yaşamaya başladı. Şehirleri terör örgütü PKK-PYD'den temizleneli bir ay oldu. Afrinlilerin yüzleri güldü. Şimdi şehir daha güvenli hale geldi. Halk sokakları doldurup korkusuzca alışveriş yapıyor. Evlerinin ihtiyaçlarını temin ediyor. Tüccarların geri dönmesi şehrin ekonomik durumunu canlandırdı. Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte kahraman askerimiz, Özgür Suriye Ordusu güçleriyle terörist PKK-PYD'yi Afrin'den temizledi. Afrinliler topraklarına geri döndü. Afrin güvenli bir yer haline geldi. Dükkanlar açıldı. Yiyecek ve içecek her şey var. Her türlü rahatlığa kavuştuk. Korkusuzca özgür bir şekilde yaşayan Afrinliler yaşadıkları mutluluğu anlattı. Savaşın ardından PKK'nın şehirden çekilmesiyle Afrin halkı geri döndü. Hayat eskisinden çok daha iyi oldu. Gıda fiyatları eskisinden çok daha ucuzladı. Halk bol bol alışveriş yapıyor. Terör örgütünün yönetiminde vergiler halkın belini büküyordu. Allah'a şükür halkın çoğu evine döndü. Esnaf güvenle dükkanlarını açtı. İnsanlar korku duymadan alışveriş yaptı. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Afrin'e geri döndük. Dükkanlarımızı açtık. PKK yönetimi sırasında din hürriyeti yoktu. İnşallah Afrin'de camilerde inşa edilir. Şehit uzman çavuşumuzun kız kardeşi abim abim diye gözyaşı döktü. Ateş düştüğü yeri yaktı. Acılı aile şehidimizin sarılı olduğu al bayraklı tabuta sarılarak işte böyle gözyaşı döktü. Yeri bak. Geleyim. Ay kuzum güle güle yedan getirmek. Piyade uzman çavuşumuz İdris Özer, Fırat Kalkanı Harekatı operasyonları kapsamında bölgeyi terör örgütlerinden temizleme çalışmaları için Suriye'deydi. Uzman çavuş operasyonlar sırasında rahatsızlandı. Kalp krizi sonucu şehit oldu. Mare üst bölgesinde icra edilen faaliyetler esasında rahatsızlanması sonucu sevk edildiği Çoban Bey Sağlık Biriminde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit uzman çavuşun memleketi Osmaniye'de cenaze namazı kılındı. Şehidimizin tabutu başına gelen ailesi fenalaştı. Anne Nazire Özer oğlunun al bayraklı tabutuna kapandı. Öptü, öptü. Gözyaşları sel oldu. Şehidimizin kız kardeşi ise abim diye gözyaşı döktü. Şehidimiz evliydi, 3 evladı vardı. Cenazenin imamı şehidimizin güçlükle ayakta duran eşi ve çocuklarını teskin etti. İnşallah cennette buluşuruz. Hayır, dua edin. Tamam gel gel. Şehidimiz için Kur'an-ı Kerim okundu. Baba ocağında helallik alındı. Uzman çavuşumuz İdris Özer'in naaşı Osmaniye'de defnedildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 kez talepte bulunulduğunu söyledi. Hangileri ön plana çıkartılmalı? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın canlı yayın konuğu oldu. FETÖ ile mücadeleye ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Böyle kıvrandı. Allah Allah.
Bakan Gül 285 darbe davasından 141'inin karara bağlandığını kaydetti. Şu anda 35 bin FETÖ'cü tutuklunun bulunduğunu açıkladı. FETÖ elebaşı hain Gülen için de Amerika'dan 7 kez iade talebinde bulunulduğunu söyledi. 7 defa iade talebinde bulundu Türkiye Cumhuriyeti. Ve bu iade talepleri mahkemelerin talep ettiği, vermiş olduğu kararlar. Uluslararası sözleşmelere göre bir ülke iade talebinde bulunuyorsa o ülkenin bu iadenin gereğini yerine getirmesi gerekir. Ama o konuda hiçbir adım atılmadı. Ve bu konuda bir şekilde adeta insanların aklına koruyor, kolluyor mu sorusunu getirecek düzeyde bir mesafe elde edilemedi. Ama Dışişleri Bakanımız ve bakanlığımızın yetkilileri çalışma gruplarında bunlar şifahi olarak da görüşülüyor. Biz bu konuda bir olumlu adımın atılmasını bekliyoruz. Çünkü hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz, muhafaza edemez. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden bir terör örgütü elebaşının hukukun gereği olarak Türkiye'ye iade etmesi ve Türkiye'deki bağımsız, tarafsız, adil mahkemelerce yargılamasına imkan tanıyan iadenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli uzun menzilli milli füze için çalışmaların başladığını duyurdu. Yeni bir düzenleme yapılması. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli uzun menzilli milli füze müjdesi verdi. Tamamen milli olan füzemiz Bora 1 için geçtiğimiz yıl test çalışmaları yapıldı. Testlerden başarıyla geçen 280 kilometre menzilli Bora 1 envantere girdi. Bu milli gururun ardından Milli Savunma Bakanı Canikli, Bora 2 için çalışmalara başlandığını duyurdu. Bora 2, ilkine göre çok daha uzun menzilli olacak. Bora 2 için çalışmalar başlatıldı. Detaylarını anlatsam, Kılıçdaroğlu'nu da, seçimi de unutursunuz. İlerleyen süreçte açıklayacağız. Milli füzelerin yön bulma cihazları, GPS ve ANS dışındaki tüm aksamları tamamen yerli imkanlarla üretildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ettiğimiz bu iki cihazı da 2019 içinde milli imkanlarla kendimiz üreteceğiz. Türkiye'nin alacağı S-400 hava savunma sistemi Rusya'da üretim bandına girdi. Rusya bu bataryalara alçak irtifada koruma sağlayan Panzer sistemi için de teklifi hazırlanıyor. Türkiye'nin alacağı S-400'lerin üretimine başlandı. Ankara'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin daha erken teslim edilmesini istemişti. Teklifi kabul eden Putin, teslimatı daha erkene çektiklerini açıklamıştı. Milli hisar sistemleri hazır olana dek Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını karşılaması beklenen S-400'lerle ilgili üretici şirketten önemli bir açıklama geldi. Şirketin üst düzey yöneticisi Alexander Miheyev, Türkiye'ye verilecek S-400 sistemlerinin üretimine başlandığını duyurdu. S-400'lerle birlikte Moskova'dan Ankara'ya yeni bir teklif daha geldi. Rusya, Türkiye'ye S-400 bataryalarına koruma sağlaması için alçak irtifa Panzer hava savunma sistemleri göndermeye hazır olduğunu söyledi. Kritik kara hedeflerinin korunmasında son savunma hattı işlevi gören Panzer, alçak irtifadaki uçaklar, helikopterler, insansız sistemler ve füzeleri vurmaya yarıyor. Beşiktaş yönetimi olaylı derbi maçının ardından Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldı. Aç abi, az daha aç abi. Çizgiye girmiyor abi, aç. Türkiye Futbol Federasyonu olaylı derbi kaldığı yerden devam edecek dedi. Beşiktaş yönetimi maça çıkmama kararı aldı. Beşiktaş yönetimi divan kuruluyla bir istişare toplantısı yaptı. Toplantıdan derbiye çıkılmaması yönünde tavsiye kararı çıktı. Tavsiye kararı üstüne yönetim kurulu bir daha toplandı. Bu toplantıdan çıkan kararsa Kadıköy'e gitmiyoruz oldu. Aç abi, aç abi, az daha aç abi. Çizgiye girmiyor abi, aç. Beşiktaş derbiye çıkmadığı için hükmen mağlup sayılması gündemde. Yani kupa finalinde Akhisar'ın rakibi Fenerbahçe olacak. Bununla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karar doğrultusunda önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'ndan men edilmesi de gündeme gelecek.
Olaylı Kupa derbisinden sonra gözaltına alınan holiganlardan 3'üne tutuklama kararı çıktı. Fenerbahçe Beşiktaş maçının yarım kalmasına neden olan holiganlarla ilgili soruşturmada bugün 20 zanlı adliyeye sevk edildi. Bir şey söyleyecek misiniz? Olaylı maçın ardından polis görüntülerden tespit ettiği 20 kişiyi gözaltına almıştı. Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren zanlılardan 5'i tutuklama, 15'i de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama istemiyle sevk edilen 5 şüpheliden 3'ünü tutukladı. Tutuklananlar arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan SD'nin de yer aldığı bildirildi. Diğer 15 zanlı ile birlikte toplamda 17 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu. Olaylı derbi sırasında Şenol Güneş'e peruk atmıştı. Fenerbahçeli o taraftar savcılıkta ifade verdikten sonra bakın ne dedi. Olay derbide Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e peruk atmıştı. Sonra da izlediğimde yani ben bu muyum dediğim de oldu. O taraftar savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Pişmanız yani. Bir daha böyle bir şey yapmak aklınızdan geçer mi? Tabii ki hayır ki. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı oynanıyordu. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş galibiyet için sahadaydı. Maçın 57. dakikasında çıkan olaylarda tansiyon düşürülemedi. Kafasına yabancı cisim isabet eden Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş yaralandı. Aç abi, aç abi, az daha aç abi. Geriye girmiyor abi, aç. Hadi aç, aç, aç. Fenerbahçeli Cengiz Deveci de 19 Nisan'da maçtaydı. Beşiktaş teknik direktörü Güneş'e peruk atmıştı. Savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. O anki durumdan dolayı attım daha doğrusu. Pişman yani, inşallah bundan sonra zaten böyle bir şey olmaz. Deveci ifade verirken görüntüleri izledi. Görüntüleri görünce utandım dedi. Sonra da izlediğimde yani ben bu muyum dediğim de oldu. Pişman olduğunu söyleyen Deveci serbest bırakıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da etkili olan yağışlar sele neden oldu. Araçlar sular altında kaldı. Sel önüne ne kattıysa aldı götürdü. Görüntülerin adresi Suriye. Başkent Şam'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok mahalleyi sel bastı. Sokaklar, caddeler adeta nehre döndü. Sel suları arabaları işte böyle sürükledi. Bazı vatandaşlar selden canını son anda kurtardı. Dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Yaşanan bu manzaralar şehirde büyük hasara yol açtı. Hayat adeta durma noktasına geldi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada birçok evin sular altında kaldığı ifade edildi. Sevgili izleyiciler, şimdi günaydın Türkiye'de. 27 Nisan Cuma sabahında gazetelerin manşetlerine bakacağız birlikte. İlk olarak Türkiye Gazetesi'yle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya gelmişti. O görüşmenin bir fotoğrafı gazetenin manşetine yer alıyor ve kimin ne yaptığını biliyorum diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ne için diyor bunu? Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olan tartışmaya ilişkin hemen detaylarına bakalım. Erdoğan'dan partililere Gül mesajı, kimin ne yaptığını biliyorum. Kurmaylarına önemli değerlendirmeler yapan Erdoğan, Gül'ün adaylığı konusunda açık konuştu. Olan da bir hayır vardır. Açıkçası üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Seçimlerle ilgili bir endişemiz söz konusu değil. Her olanda bir hayır vardır. Herkes işine baksın. Gül'le ilgili polemiklere girmeyin. Bizden de birileri kandırmış olabilirler. Ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum bu kişileri. Kim kiminle görüşüyor, ne yapmaya çalışıyor biliyorum ama kendileri bilir diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parti içine yönelik dikkat çeken uyarılarında hemen Türkiye Gazetesi'nin
bir alt manşetine bakıyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili bir haber var. Başvuru yaptı, yolu kapattı. Milletvekilliği adaylığı için başvurusunu yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni dönemde başkan yardımcısı olacak yönündeki söylentilerin de önünü kapattı. Çünkü meclise girenler bu görevi üstlenemiyor ve MHP lideri Bahçeli'nin bir açıklaması daha var. Ülkemiz gayet iyi olacak diyor 24 Haziran seçimlerine dair. Hemen Türkiye Gazetesi'nden gazete turumuza, Sabah Gazetesi'ne geçerek devam ediyoruz. Sabah Gazetesi'nin manşeti de "Biz bombalara meydan okurken sen firar ettin" diyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesine dair bir gazimizin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir tepkisi bu. Hemen detaylarına bakalım. 15 Temmuz gazisi Emre Doğan, Kemal Kılıçdaroğlu o gece vatanı savunması gerekirken havalimanından kaçtı. "Biz bombaların üstüne gittik" diyor. FETÖ darbe girişiminde hainlerin jetlerden attığı bombayla yaralanan ve uzun tedavi sonrası yürüme robotuyla ayağa kalkabilen Emre Doğan'ı CHP liderinin 23 Nisan'daki sözleri yüreğinden vurmuş. Kahraman gazimiz, "15 Temmuz'da biz vatan için ölmeye çıktık. Kılıçdaroğlu havalimanından kaçarken biz hainlerin jetlerine, bombalarına, kurşunlarına meydan okuyorduk" diyor ve Sabah gazetesi de o gazimizin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkilerini manşetine taşımış. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesi de sevgili izleyiciler, milletvekili aday adaylığı için dün bürokratlar için başvuru süresinin son günüydü. İstifa eden edene diyerek işte o istifalara bir gönderme yapıyor Hürriyet gazetesi. Hemen detaylarına bakalım. Sürpriz isimler var. Kim onlar? Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, SGK Başkanı Selim Bağlı, Konya Belediye Başkanı Tahir Akyürek, DİSK Başkanı Kani Beko, Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Burdur Valisi Şerif Yılmaz istifa eden isimler arasında yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda birçok istifa yaşanırken AK Parti'de 10 il başkanı ve 5 belediye başkanı aday olmak için görevini bıraktı. DİSK Başkanı Kani Beko da CHP sözcüsü Tezcan'dan gelen sürpriz telefonla CHP adaylığı için istifa etti. AK Parti'de adaylık kulislerine karşı sıkı güvenlik önlemleri alındı diyor Hürriyet gazetesi manşetinde, istifa eden edene başlığıyla milletvekilliği seçimleri için. Ve Star gazetesiyle devam edeceğiz. Star gazetesinin manşeti de "Yeni plan sandalye operasyonu" diyor ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birlikte yan yana bir fotoğrafına yer vermiş. Hemen detayına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı çatı aday formülü çöken muhalefet, şimdi de mecliste çoğunluk için beşli ittifak senaryosunu devreye soktu. FETÖ'nün talimatıyla birlikte hareket eden CHP, SP, DP, İP ve BTP çoğunluğu ele geçirerek meclisi kilitlemeyi amaçlıyor diyor. Kılıçdaroğlu öncülüğünde yürütülen beşli formülün hedefi ittifaka giren küçük partileri baraj sorunu yaşamadan meclise sokabilmek. Plan, meclise ne kadar çok parti girerse iktidar kanadı AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan o kadar çok sandalye kapabilme üzerine kurulu diyor. Ve bu sayede meclis çalışmalarını ittifakın kilitlemeye çalıştığını da belirtiyor Star gazetesi manşetinde. 27 Nisan Cuma sabahında gazete manşetlerine şimdi bir ara vereceğiz. Gündemdeki gelişmelerle devam ediyoruz ama ikinci blokta tekrar gazeteleri okumayı sürdüreceğiz. Şimdi devam edelim gündemdeki gelişmeler. Dört buçuk büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Her şey yıkılmış. Depreme mağazada böyle yakalandılar. Denizli 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 14.37'de meydana gelen deprem 6 saniye sürdü. Deprem anı dükkanların güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde müşterilerin korktuğu görüldü. Deprem sırasında marketin raflardaki ürünleri de yıkıldı. Her şey yıkılmış. Korkutan depremde neyse ki hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı. Sıcaklık rekoru kırıldı. Sevgili seyirciler, İstanbul'da termometreler 28 dereceyi gösterdi. Termometreler 28 dereceyi gösterdi. Çok
ısınmaya başladı. Allah herkese yardım etsin. İstanbul'da sıcaklık rekoru kırıldı. Buraya gelirken zaten bayağı terledik. 28 derece bugün. Evet. Gençler soluğu denizde aldı. Abi şu an hakiki buz. Serinledi mi peki? Bayağı serinledim abi. Deniz sezonu erken açılmış oldu. Nasıl su? Buz gibi abi ya. Hava sıcak ama su buz gibi. Daha su ısınmamış mı? Yok, ısınmamış ya. Yarısına kadar anca girdik zaten. İstanbul'da termometreler 28 dereceyi gösterince özellikle gençler soluğu plajlarda aldı ve bunaltıcı sıcakta denize girmeye başladılar ve sezonu erken açtılar ve bir arkadaşımız kulaç atmaya başladı. Bakalım su nasıl? Su nasıl? Su soğuk mu? Soğuk abi, aşırı. Bazıları gençler kadar şanslı değildi çalışanlar ve özellikle ateşe karşı çalışanlar bunaltıcı sıcakta zor saatler yaşadı. İşimiz zor. Döner mesleği zaten kaderi budur. Yazın ateşle mücadele. Ateşle mücadele. Bunlar çıkacak mı? Çıkacak tabii. Peştemaller, havlular çıkacak. İlkokul öğrencilerini okul gezisi diye içkili eğlence mekanına götüren okul müdürü ve 4 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. İlkokul gezisindeki dansözlü gece hakkında soruşturma başlatıldı. Skandal olay Edirne'de yaşanmıştı. Yüksel Yeşil İlkokulu 23 Nisan bayramı için Kapadokya'ya gezi düzenledi. Geziye okul müdürü, öğretmenleri, yaklaşık 70 öğrenci ve velileri katıldı. Otobüslerle yola çıkan grup Nevşehir'de tarihi ve turistik alanları gezdi. Akşam saatlerinde ise otelde Türk gecesi düzenlendi ama mekan alkollüydü. Önce folklor gösterileri sunuldu. Sonrasında yaşananlar tam bir skandaldı. Sahneye önce Zenne, ardından dansöz çıktı. Üstelik öğrencilerle karşılıklı oynadılar. Gecede ayrıca ateşli danslar gösterisi de yapıldı. Velilerden bazıları bu görüntülerden rahatsız oldu. Çocuklarıyla geri dönmek istediler ama araç bulamadılar. Edirne Valiliği velilerin şikayeti üzerine harekete geçti. Görüntüleri inceledi. Okul müdürüyle 4 öğretmen hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. Eğitim Birsen'de olaya tepki gösterdi. Orada öğrencilere nasıl göbek atıldığını, nasıl yapıldığını küçücük çocukların karşısında yapılmış olması kesinlikle kabul edilecek bir olay değil. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Bu gibi. İstanbul'da oturduğu evin balkonunda asılı bulunan Ukraynalı kadın ve erkek arkadaşının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. Lüks bir sitenin 12. katında asılı kadın cesedi bulundu. Site sakinleri hemen polise haber verdi. Ekipler cesede ulaşmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk etti. Asılı duran kadın itfaiye merdiveni yardımıyla indirildi. Olay sonrası polis inceleme başlattı. Kadının Ukrayna uyruklu olduğu öğrenildi. Polisler sitenin güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kadının ölmeden önce kameralara yansıyan görüntülerine rastladı. Görüntülerde kadının gece saatlerinde siteye giriş yaptığını, 20 dakika sonra da erkek arkadaşı Mehmet Nea'nın girdiği görülüyor. Asansörle yukarı çıkan Mehmet Nea sabaha karşı siteden ayrılıyor. Ardından taksiye binip uzaklaşıyor. Güvenlik kameralarını inceleyen polis Mehmet Nea'nın ifadesini aldı. Dairenin kapısının içeriden kilitli olması sebebiyle kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. 12 el ateş etti. Benzin istasyonundaki saldırı anı kameraya bakın nasıl yansıdı. Silahlı saldırının adresi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi. Tam olarak da Çerkezköy Kapaklı yolu üzerindeki bir benzin istasyonu. Cüneyt Enes arabasıyla bir benzinliğe yanaştı. Cüneyt Enes yakıt aldığı esnada arkasından gelen bir aracın içindeki şahsın silahlı saldırısına uğradı.
Saldırgan 12 el ateş etti. Cüneyt Enes de üzerindeki silahla saldırgana karşılık verdi. Saldırgan olay yerinden aracıyla hızla kaçtı. Enes hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kaçan saldırganın Samet D. olduğu belirlendi. Saldırgan jandarmaya teslim oldu. Trafikte drift yapan magandalar yakalandı. Burası İstanbul Tem Otoyolu. İki genç diğer araçları aldırmadı. Trafik kurallarını hiçe sayıp yolda yarış yaptı. Bir de o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Hızlı arabaların arasından geçen gençler bir araca çarptı. Ardından arkalarına bile bakmadan kaçtı. İhbar üzerine polis drift yapan gençlerin peşine düştü. Trafik magandalarının yarış yaparken çektiği görüntüleri inceledi. Plakalarından kimliklerini tespit etti. Hasan Kuru Hasan ve Ahmet Karagöz olduğu belirlenen magandalar gözaltına alındı. İki hırsız kadın bebek arabasına asılı çantayı çalarken kameralara yakalandı. İnsan utanıyor. Baba nasıl kaçıyor? Görüntünün adresi İstanbul Sefaköy. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde bir kadın mağaza önündeki tezgahı inceliyor, çantasını bebek arabasının koluna asmış. Yoldan geçen iki genç kadın bebek arabasına asılı çantayı görünce müşteri gibi ürünleri inceliyor. Bir yandan da çanta sahibi kadının bebek arabasından uzaklaşmasını bekliyorlar. Hırsızlardan biri el çabukluğuyla çantayı alıp karşı yola geçiyor. Diğeri de arkasından. İki hırsız kadın hızlıca olay yerinden ayrılıyor. Evet. Tahta malzeme taşıyan kamyon trafikte tehlike saçtı. İki üstte milletin üstünde Ankara trafiği, akşam trafiğinde. TGRT Haber WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde otoyolda bir kamyon hiçbir güvenlik önlemi almadan trafikte ilerliyor. Dorsesi açık kamyonun her an yükü düşebilir. Trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan kamyon sürücüsü yol boyu bu şekilde ilerledi. Akşam trafiğinde görüyorsunuz. Üç belediye işçisi kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza Manisa'da meydana geldi. İddiaya göre aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjde çalışma yapan 3 belediye işçisine çarptı. Belediye işçilerinin üzerinden geçen araç aynı istikametteki başka bir araca çarparak durabildi. Kazayı görenler hemen olay yerine koştu. Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yola savrulan işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi duyan arkadaşları yıkıldı. Yakınları ise sinir krizi geçirdi. Bu aynı yerde olan ilk kaza değil. 2 yıl önce 3 işçi aynı yolda hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası başlatılan incelemeler sürüyor. Direksiyon başında yemek yiyen sürücü yok artık dedirtti. Akan trafikte direksiyon başında böyle yemek yedi. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde İstanbul trafiğindeki bir kişi direksiyonu tutmak yerine bir eliyle yemeğini, bir eliyle içeceğini tutuyor. Olası bir kazaya davetiye çıkartan sorumsuz sürücü bu kadarına da pes dedirtti. Alev alan kamyonunu çaresiz gözlerle izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yozgat'ta gece saatlerinde park halindeki kamyonet alev aldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yanan kamyoneti söndürmek için uzun süre uğraştı. O anlarda kamyonet sahibi kaldırıma oturdu, yanan aracını çaresizce izledi. Olay yerinde olan bir vatandaş o anları kayda aldı. İtfaiye ekipleri alev alan kamyoneti söndürmeyi başardı. Yangın sonrası araçta büyük hasar oluştu. Kazada oğlunu kaybeden acılı baba, "Oğlum beni bırakıp gitme" diyerek feryat etti. Oğlum beni bırakıp gitme.
Oğlunun tabutuna sarıldı, feryadı yürek dağladı. Oğlum beni bırakıp gitme yavrum. Kocaeli'de protokolün eşlerini taşıyan minibüs İstanbul'a doğru yola çıktı. Minibüs bir tırla birlikte Dilovası'nda refüje düştü. Kazada tır şoförü hayatını kaybetti. Minibüsteki 11 kişi yaralandı. Ağır yaralanan minibüs şoförü Mücahit Tunç Bilek 8 gün sonra hayatını kaybetti. 15 gün önce oğluma söz kesmiştim. Ayın başında da nişan yapacaktım. Nişanını bekliyorum ben oraya oğlum. Tunç Bilek için Gölcük'te cenaze namazı düzenlendi. Acılı anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekti. Baba Vahit Tunç Bilek'in feryadı herkesi ağlattı. Oğlum oğlum gitme oğlum gitme ne olur. Cenaze namazının ardından Tunç Bilek gözyaşları içinde toprağa verildi. Rayların üstünden karşıya geçen gençler trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Uzaktan bakmak bile ürpertirken onlar hızla gelen trene adeta meydan okudu. Fakat az kalsın helak oluyorlardı. Burası Hindistan. 5 kişi tren yolunun geçtiği raylardan karşıya geçmek istedi. Tren mesafesinden faydalanarak 2 adımla ilerleyeceklerini düşündüler. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. Bir kişinin ayağı raylara takılınca 2 adımlık yer bir anda ölüm kalım savaşına dönüştü. Bir kişi hızla gelen trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Ölüme davetiye çıkaran gençleri gören yolcular gördükleri olay karşısında şaştı kaldı. Devlet esnafı aldıkları yüksek komisyonlarla bezdiren yemek kartlarına karşı çözümü rekabette buldu. Komisyonları aşağı çekecek yerli ve milli yemek kartları geliyor. Yerli ve milli yemek kartı gelecek. Esnaf yemek kartı çıkmazından kurtulacak. Hem komisyon anlamında hem yüklemeler anlamında bayağı bir sıkıntı yaşıyor iş çalışanlar. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yemek kartının çıkacağını söyledi. Kartı çıkarmak için PTT, Belbim ve bir GSM operatörü işbirliği yapıyor. Milyonlarca çalışanın kullandığı o yemek kartları esnafı bilhassa rahatsız ediyor. Çünkü yaklaşık %15 civarında komisyonlar kesiyor bu kartlar ve 60 güne kadar uzayan vadelerde parayı esnafa anca ödeyebiliyorlar. Ve şimdi yeni çıkması tasarlanan yerli ve milli yemek kartıyla da o sektöre yeni bir rekabet geliyor. %18 komisyonu var. Kısa vadede daha yüksek, uzun vadede daha da yüksek oluyor. Tabii kısa vadede derken %18'si uzun, %5 ise uzun vadede %18'i falan buluyor. Şimdi 1 lira çektiniz. 1 lirada ne kadar komisyon kesti? %8 olarak düşünseniz. 8 kuruş. %18 vergi de öyle gidiyor. Evet öyle gidiyor. Yani kar marjımız düşüyor yani sonuçta. Komisyon yüksek yani. Bu komisyonlar üst üste konulduğunda esnafı kepenk kapatmaya kadar götürebiliyor. İşte eski bir restoran sahibi olan döner ustası Mehmet Doğan. Yemek kartı çekerken hem kesiyor hem de ödeme yaparken kesiyordu. Öyle bayağı sıkıntı oluyordu. Nakit sıkıntı çekiyorduk. Restoranın kapanmasında yemek kartlarının payı var mı? Var tabii. Onun da payı var. Nerede baksan %50 onun payı vardı. Bakan Ahmet Arslan, kartın asıl amacının da bu komisyon ve vade sürelerini azaltmak olduğunu söyledi. Kart yalnızca yemek kartı olmayacak. Otobüse binerken İstanbul kart gibi de kullanılabilecek. Yemek kartını artık otobüse de binebileceksin. Oo, çok iyiymiş ya. İstanbul kart gibi yani. Aylık ne kadar yatıyor? 400. Ya yetmediği zamanlar oluyor. O halde yol parasını da pek kullanamayacaksın. Yani fazla yatan bir yerde çalışırsam... Olur. Üzüldüğünüz, sevindiğiniz, şaşırdığınız ne varsa çekin, gönderin, yayınlayalım. TGRT Haber WhatsApp ihbar hattı 0546 780 80 80. Televizyon almaya gitti, aracı çalındı.
Olay İstanbul'da bulunan İstoç Ticaret Merkezi'nde yaşandı. Ürün almaya giden bir kişi aracına 50 adet televizyon yükledi. Hırsızlarsa takipteydi. Bir boşluk anında saniyeler içinde gündüz vakti televizyon dolu aracı böyle çaldılar. Hırsızın arkasından koştular ama yetişemediler. Üstelik bu ilk de değil. Daha önce de birçok defa hırsızlık olayı yaşanan İstoç'ta esnaf artık bıkmış durumda. Ankara trafiği, akşam trafiğinde. TGRT Haber WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde otoyolda bir kamyon hiçbir güvenlik önlemi almadan trafikte ilerliyor. Dorsesi açık kamyonun her an yükü düşebilir. Trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan kamyon sürücüsü yol boyu bu şekilde ilerledi. Akşam trafiğinde görüyorsunuz. İnsan utanıyor. Baba nasıl kaçıyor? Görüntünün adresi İstanbul Sefaköy. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde bir kadın mağaza önündeki tezgahı inceliyor. Çantasını bebek arabasının koluna asmış. Yoldan geçen iki genç kadın bebek arabasına asılı çantayı görünce müşteri gibi ürünleri inceliyor. Bir yandan da çanta sahibi kadının bebek arabasından uzaklaşmasını bekliyorlar. Hırsızlardan biri el çabukluğuyla çantayı alıp karşı yola geçiyor. Diğeri de arkasından. İki hırsız kadın hızlıca olay yerinden ayrılıyor. Hayvanları için ot taşıyan kişi diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla böyle kaydedildi. WhatsApp ihbar hattımıza geldi görüntüler. Trafik ışıklarında duran otomobil ottan gözükmüyor. Sürücü sinyal verse arkadaki araçlar göremeyecek. Otomobile yüklediği otların nelere mal olacağının farkında bile olmadan trafikte yoluna devam etti. Akan trafikte yaşanan zincirleme kaza anı saniye saniye görüntülendi. Görüntünün adresi Ankara. Yavaş akan trafikte öndeki araçla mesafesini ayarlayamayan sürücü çarpınca zincirleme kazaya sebep oldu. Arkasındaki 3 araç arkadan birbirine vurdu. Yoğun trafiğe neden olan kazada neyse ki kimseye bir şey olmadı. İzleyiciler günaydın. Türkiye'de kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. İkinci saat dilimi de yine seçim haberleriyle devam edecek. Başbakan Binali Yıldırım, biliyorsunuz muhalefet bir türlü çatı adayını belirleyememişti. İşte o belirsizliğe dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyaretinden dönüş yolundaydı. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki de o uçaktaydı. Muhalefetin 24 Haziran seçimleri öncesi çatı aday arayışına ilişkin konuştu. En rahat parti biziz. Bizde aday tartışması yok. MHP'de yok. Adayımız belli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hatta seçim kararı verilmeden önce de belliydi. Dolayısıyla partilerin çatı aday denemesi yeni değil. İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oldu. Sonuçları görüldü. Maalesef çatının sağlam çatılmadığı, çöktüğü ortaya çıktı. Zorlama. Yani zorlamayla siyaset inşa edilemez. 24 Haziran'da muhalefeti tek çatıda buluşturma iddiasıyla yola çıkan Kılıçdaroğlu, CHP'yi dörde böldü. CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin kendi adayıyla seçimlere gideceğini söyledi. Cumhurbaşkanı adaylarının ismini eşinin bile bilmediğini kaydetti. Ancak CHP'de işler karıştı. CHP kendi içinde aday belirleyemedi. Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan farklı isimler ortaya çıktı. CHP'nin kafası karıştı. Parti önce ikiye bölündü.
CHP lideri Kılıçdaroğlu parti içindeki karışıklık sürerken bu sefer de İYİ Parti'ye 15 milletvekili verdi. İYİ Parti'ye transfer edilen vekiller mecliste CHP sıralarına oturdu. Bu durum parti içinde çatlak seslere neden oldu. Parti kendi adayımız diyenler, haber vermeden ortaya çıkanlar ve İYİ Parti'ye neden milletvekili verdik diyenler nedeniyle üçe bölündü. Bu adımın ardından Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'ne göz kırptı. Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesinde ilginç bir pazarlık ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi'ne Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına ikna edilmesi halinde 20 milletvekili vereceği belirtildi. CHP bu sefer Gül'ün adaylığını istemeyenler nedeniyle çalkalandı. Parti dörde bölündü. CHP aday belirlemek için turlarını hızlandırdı ama Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstereceği ismi bir türlü belirleyemiyor. Türkiye 24 Haziran'da seçimlere gidiyor. Halkın iradesiyle yeni bir dönem başlayacak. Seçim tarihi yaklaşıyor. Ancak CHP'de sular durulmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir türlü uzlaşı sağlanamıyor. Partiden sürekli farklı sesler çıkıyor. CHP seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için kapalı grup toplantısı yaptı. O toplantıda 4 isim öne çıktı. Buna göre toplantıda CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in isimleri konuşuldu. Ancak söz konusu isimler konusunda henüz uzlaşı sağlanamadı. Bir mühendislik projesiydi, elde kaldı. Başbakan Binali Yıldırım eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili konuştu. İnsanlar biriktirdikleri itibarı korumalıdır. Abdullah Gül'ün adaylığını bu sözlerle değerlendirdi. Başbakan Binali Yıldırım İspanya'da ekonomi forumuna katıldı. Dönüşte kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündemde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlık seçimi için adaylık iddiası vardı. Abdullah Gül'ün adaylığı için bu kadar gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi var. Ama gözüktüğü kadarıyla bu başarısız proje şimdiden patladı, akamete uğradı. Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün muhtemel adaylık hamlesiyle itibar kaybedeceğini söyledi. Demezler mi? Sen orada bu makamlarda bulunurken bunları niye söylemedin? Bunları düzeltecek işler niye yapmadın? O yüzden bizim halkımızın feraseti çok engindir. Bu tip savrulmaları, evrilmeleri hoş karşılamaz. İnsanlar biriktirdikleri itibarı tüketmemeli. İtibar çok zor elde edilir ama tüketilmesi kolaydır. MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'na değindi. Hızlı bir çalışmanın içerisinde olduklarını vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın hızlı bir çalışma içinde olduğunu vurguladı ve adaylarının belli olduğunu kaydetti. Neden evet denilmesi gerektiğini seçmenlerine anlatmaya CHP devam. Ve HDP ilişkisini yorumlayan MHP lideri iki partinin ilişkilerinin eskiye dayandığını söyledi. Bu seçim sürecinde de iki partinin aynı yolda yürüyebileceğini dile getirdi. Abdullah Gül'ün ikazlara uyması lazım. Sayın seyirciler, MHP lideri Devlet Bahçeli kulislerde ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Abdullah Gül'ü uyardı. Ben itmiyorum. Hayır bile onun gözü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de. Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti arasında yoğun bir temas trafiği yaşanıyor. Gül ise tavrını netleştirmiş değil. Şu an itibariyle sessizliğini koruyor. İşte bu ortamda Başbakan Binali Yıldırım'dan Gül'ün durumuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Yıldırım, uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski ne yeni yerinize yaranamazsınız demişti. MHP lideri Devlet Bahçeli de Başbakan'ın bu açıklamasına atıfta bulundu. Yıldırım'ın sözleri üzerinden Abdullah Gül'ü bir kez daha uyardı. Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar.
önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünürüm. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abdullah Gül'ün adaylık muammasına Meral Akşener'den cevap geldi. Akşener, ben adaylıktan çekinmem dedi. Ben Sayın Abdullah Gül'ün adaylığından büyük bir mutluluk duyarım. Sayın Abdullah Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim ve kendisine başarılar dilerim. Ama dedi, o cümlenin devamı beklenildiği gibi gelmedi. Ankara'da bir programa katılan Meral Akşener, Abdullah Gül'ün adaylık muamması hakkında görüşünü açıkladı. Abdullah Gül için adaylıktan çekilmem dedi. Ben Sayın Abdullah Gül'ün adaylığından büyük bir mutluluk duyarım. Sayın Abdullah Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim ve kendisine başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde bugünkü platform gibi platformlarda adaylığını ve 100.000 imza üzerinden adaylığını ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu önümüzdeki dönemde milletvekili adayı olmayacağını söyledi. Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu mecliste basın açıklaması yaptı. Davutoğlu kendisiyle ilgili spekülasyonlara cevap verdi. Milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. AK Parti aidiyetim sürerken AK Parti dışında herhangi bir siyasal hareket, faaliyet veya siyasal organizasyon içinde bulunmam, eğer böyle bir şey yapacaksam AK Parti kimliğini bırakırım. Bu kimliği de bırakmaya niyetim yok ve olmayacak. AK Parti'nin almış olduğu karar benim de kararımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır. Kendi siyasi geleceğim konusunda ise önümüzdeki seçimler için milletvekili adayı değilim ve olmayacağım. Seçim sonrasında da hiçbir mevki, makam, talebim, beklentim, planım yoktur ve olmayacaktır. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlıktan istifa ettiğini duyurdu. 2001 yılından beri AK Parti'de görev alan Demir 24 Haziran'daki erken seçimde aday adayı olacağını açıkladı. Önümüzde malum haliniz bir erken genel seçimler var. Bu münasebette de milletvekilliği aday adaylığı için belediye başkanlığı görevimden istifa ettim. Demir adaylık için teklif gelmediğini, kendi tercihi doğrultusunda istifa ettiğini söyledi. Diğer bütün aday adayları gibi kendi tercihimle müracaatta bulundum. Ve inşallah demin söylediğim gibi tüm arkadaşlarımızın, aday adayı arkadaşlarımızın geçtiği süreçten geçeceğiz. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oluyor. Aynen öyle. Ben burnum havaya gitmez, kafam da Kaf Dağı'na gitmez. Ben her zaman ayak izin dibindeyim. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses milletvekili aday adaylığını açıkladı. Siyasetle etkin bir şekilde ilgilenen İbrahim Tatlıses, AK Parti'den dördüncü kez milletvekili aday adayı oluyor. Geçen yıl İstanbul'dan İzmir'e taşınan İbrahim Tatlıses, AK Parti İzmir milletvekili olmak istiyor. Tatlıses'in aday adaylığı başvurusunu avukat tarafından yarın AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na yapacağı öğrenildi. İbrahim Tatlıses 2011 yılında silahlı saldırıya uğramış, uzun süre fizik tedavi görmüştü. Ünlü sanatçı bazı dostlarına kırıldığını açıklayarak İstanbul'dan ayrılma kararı almış ve İzmir'e yerleşmişti. Ünlü sanatçı bireysel yaptığı çalışmalarını AK Parti çatısı altında devam ettirmek istiyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 100.000 imzayla Cumhurbaşkanı adayı olma konusunu değerlendirdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın canlı yayın konuğuydu. Gül yayında 100 imza ile aday olunması konusuna değindi. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda hazırlıklarının tam olduğunu anlattı. 100 bin kişinin aday göstermesi bu anayasa değişikliğinde çok önemli reformlardan birisiydi. Cumhurbaşkanı olarak aday olmak istedi ya da vatandaşlar görmek istedi. Bu ilk defa bu anayasa 16 Nisan'da kabul edilerek yürürlüğe girdi. Evet. Ve bu konuda dünya demokrasisine de örnek bir uygulamadır. Seçmen kayıtlı olduğu seçim kuruluna
ilçe seçim kuruluna başvuracak. Kendi kimliğiyle kimi aday göstermek istiyorsa o kişi için oy kullanacak, tercihte bulunacak. Yani Yüksek Seçim Kurulu hem manuel ilgili kişiye, seçmene aynı zamanda bir belge de verecek. Yüksek Seçim Kurulu da hem elektronik kendi sistemini işleyecek, yani orada bir gecikme söz konusu olmayacaktır. O konuyla ilgili bir gerekli altyapıyı da zaten Yüksek Seçim Kurulu yaptı. Dolayısıyla 100 bin kişiyi ilçe seçim kurullarına giderek tercihte bulunduktan sonra o sayı 100 bin aşıyorsa o kişi aday olarak oy pusulasında kesinleştikten sonra yer almış olacak. Ücret alınmıyor, noter gibi bir şart yok. Elbette bir makul bir süre Yüksek Seçim Kurulu belirledi. Ve o süre içerisinde bu konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu tüm tedbirleri almakla yetkili. Evet. Kişi müracaat etmesi halinde destek vermesi için bu konuda tercihini yapabilecek. Muhalefet çatı aday konusunda sürekli görüşüyor ancak bir sonuç elde edemiyor. Muhalefetin çatı aday görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda ilk görüşme İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında gerçekleşti. 17 dakika süren görüşme sonrasında Karamollaoğlu açıklama yaptı. Görüşme trafiğinin yoğun olduğunu söyledi. Karamollaoğlu bu görüşmenin ardından CHP lideriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında adayın 1-2 güne netleşeceğini söyledi. Türkiye 24 Haziran'da erken seçim için sandık başına gidiyor. Sandığa koşacak olan vatandaş Erdoğan'a destek veriyor. Vatandaş 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. Vatandaş bakın neler söylüyor. İlk turu atlatmak istiyorlar, kurnazlık yapıyorlar ama öyle yağma yok. %55-60 da inşallah reis bu tür oyunlardan sıyrılıp çıkacaktır. Erdoğan başka çare yok. Çünkü öbürleri birleşme şansları yok. Hep paramparça. Onun için Erdoğan. Benim tercihim Recep Tayyip Erdoğan. Ben Erdoğan'ı atacağım. Çünkü diğer adayların ülkemiz için gerekli seviyede uygun olduğunu düşünmüyorum. Ben bir ülkücüyüm ama onu da yani bir ülkücü kadar çok seviyorum Recep Tayyip Erdoğan'ı. Bu yüzden yani karşısında duracak insanın da bilmiyorum o kadar da alacağını düşünmüyorum. Erdoğan kazanacak. Erdoğan düşmanlığında ittifak ediyorlar. Başaramayacaklar. Böyle bir cumhurbaşkanı Cumhuriyet tarihinde gelmedi. Gidişat iyi yani. Şu anda ben beğeniyorum yani. Şu anda çok şeyler oldu ülkede. Bugün denizin altından bile yollar yaptı, köprüler yaptı, şeyler yaptı. Yani bu insanlar destek vermezse ben bir şey demiyorum yani. Tatilciler seçim için ikinci tura kalmaz dedi. 24 Haziran nedeniyle iptaller olurken ikinci tur tarihi için iptal çok az. Erken seçim kararı tatilcilerin planlarını değiştirdi. 24 Haziran'a denk gelen tatil rezervasyonlarının büyük bir kısmı iptal edildi. Tatil planları aylar öncesinden yapıldı. Çok sayıda tatilci tatillerini %50'ye varan indirimlerle aldı. Ancak erken seçim kararı iptalleri de beraberinde getirdi. Tatilciler tatillerini ya iptal ettirdi ya da erteledi. 24 Haziran'a denk gelen tatillerin %75'i iptal edildi. Ancak tatilciler seçimin ikinci tura kalacağını düşünmüyor. Çünkü ikinci tur seçimlere denk gelen 8 Temmuz'da iptaller %10'da kaldı. Bu durum tatilciler seçimde ikinci tur olmaz dedi şeklinde yorumlandı. Turizmciler 24 Haziran'daki iptallerin %90'a yaklaşacağını tahmin ediyor. Erken seçimle iptal olan tatilin ücreti vatandaşlara geri ödeniyor. Başını tabuta yaslayıp dakikalarca gözyaşı döktü. Şehit jandarma uzman çavuşumuz son yolculuğuna uğurlandı. Tabutunu okşadı, gözyaşı döktü. Şehidimizin annesi yürekleri bir kez daha yaktı. Özel Harekat Jandarma Uzman Çavuşumuz İsmail Cesur henüz 28 yaşındaydı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çatışmaya girdi. Hainlere geçit vermemek için canını ortaya koydu, şehit oldu. Cenaze töreni memleketi Konya'da yapıldı. Ailesi ve sevenleri gözyaşı döktü.
Anne Fatma Cesur şehidimizin tabutu başından ayrılmadı. Anne Cesur'un gözyaşları herkesi ağlattı. Şehidimiz dualar ve gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Bomba yüklü motosiklet patladı. Alevler kovalarla taşınan suyla söndürüldü. Bomba yüklüydü. Patladı, alev aldı. Suriye, Halep pazar alanında öğle saatleriydi. Patlama sesi duyuldu. Herkes etkildi. Bomba yüklü motosiklet infilak etmişti. Bölge yangın yerine döndü. Gökyüzüne dumanlar yükseldi. Yanan araca kovayla su atıldı. Alevler söndürüldü. Patlamada neyse ki ölen ya da yaralanan yoktu. Terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor. Askerimize teslim olan teröristlerin itirafları terör örgütünün çirkin yüzünü gözler önüne serdi. Örgüte zorla alındılar, sakinleştiricilerle örgütte tutuldular. Çocuk yaştaki teröristler PKK'dan gördükleri işkenceleri anlattılar. Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekatında teslim olan 3 terörist örgütün iç yüzünü gözler önüne serdi. 17 yaşındaki terörist BH PKK'nın kendisini zorla ailesinden aldığını anlattı. PYD, YPG beni zorla asker aldı. Ayrılmak istediğim ancak ölümle tehdit ettiler. Benim gibi birçok kişi ayrılmak istiyordu. Örgütte korku içerisinde olan birçok kişi var. Korkuları bastırmak için sorumlular her gün sakinleştirici ilaçlar veriyor. TSK'ya teslim olduktan sonra hiç kötü muamele görmedim. Aynı yaşındaki terörist PŞD, DAEŞ'li teröristlerin YPG safında yer aldığını söyledi. PYD, YPG mensupları örgüte katılmam için baskı yaptılar. Maddi kazanç sağlamak ve ailemden başka kimseyi zorunlu olarak örgüte almalarını engellemek adına katıldım. Sözde asayiş biriminde görev aldım. Zeytin Dalı harekatının başlamasıyla birlikte çatışma bölgesine götürüldüm. Bölgede 3 şahsı bomba düzeni yerleştirirken gördüm. Bunlar DAEŞ mensubu olup PYD, YPG adına çalışan kişilerdi. Bölgede çatışmalar devam ederken TSK'ya teslim oldum. 17 yaşındaki terörist Naime Salih de çatışmalarda yaşadığı korkudan bahsetti. Ailevi sorunlardan dolayı PYD, YPG'ye katılmak zorunda kaldım. Haseke'den kafileler halinde rejim kontrolündeki bölgelerden geçmek suretiyle Afrin'deki çatışma bölgelerine götürüldük. Kafile içerisinde İranlılar da vardı. Afrin'e vardığımızda İranlı unsurlar tarafından eğitime alındık. Zeytin Dalı harekatı sonrasında evlerine dönen Afrinliler huzurlu bir şekilde yaşamaya başladı. Şehirleri terör örgütü PKK-PYD'den temizleneli bir ay oldu. Afrinlilerin yüzleri güldü. Şimdi şehir daha güvenli hale geldi. Halk sokakları doldurup korkusuzca alışveriş yapıyor. Evlerinin ihtiyaçlarını temin ediyor. Tüccarların geri dönmesi şehrin ekonomik durumunu canlandırdı. Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte kahraman askerimiz, Özgür Suriye Ordusu güçleriyle terörist PKK-PYD'yi Afrin'den temizledi. Afrinliler topraklarına geri döndü. Afrin güvenli bir yer haline geldi. Dükkanlar açıldı. Yiyecek ve içecek her şey var. Her türlü rahatlığa kavuştuk. Korkusuzca özgür bir şekilde yaşayan Afrinliler yaşadıkları mutluluğu anlattı. Savaşın ardından PKK'nın şehirden çekilmesiyle Afrin halkı geri döndü. Hayat eskisinden çok daha iyi oldu. Gıda fiyatları eskisinden çok daha ucuzladı. Halk bol bol alışveriş yapıyor. Terör örgütünün yönetiminde vergiler halkın belini büküyordu. Allah'a şükür halkın çoğu evine döndü. Esnaf güvenle dükkanlarını açtı. İnsanlar korku duymadan alışveriş yaptı.
Alemlerin Rabbine hamdolsun. Afrin'e geri döndük. Dükkanlarımızı açtık. PKK yönetimi sırasında din hürriyeti yoktu. İnşallah Afrin'de camilerde inşa edilir. Kato Dağı'nı teröristlerden temizleyen Mehmetçiğimizin 1 metrelik kardaki vatan nöbeti bekleyişi sürüyor. Kar kalınlığı neredeyse 1 metre. Mehmetçik buna rağmen vatan nöbetinde. Tırnak'ın Beytülşebap ilçesindeki Kato Dağı, teröristlerin asker giremez dediği bir bölgeydi. Güvenlik güçlerimiz hainlerin tamamını def etti. Bölgedeki bekleyiş karkış demeden gece gündüz sürüyor. Asker ve güvenlik korucularının bir kısmı görevini tamamladı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu dağa helikopter sevk edildi. Güvenlik güçleri dağdan indirildi. Operasyona yeni katılanlar da oldu. Nöbetler aralıksız sürüyor. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçişlere izin verilmiyor. Şehit uzman çavuşumuzun kız kardeşi abim abim diye gözyaşı döktü. Ateş düştüğü yeri yaktı. Acılı aile şehidimizin sarılı olduğu al bayraklı tabuta sarılarak işte böyle gözyaşı döktü. Yeri bak. Ay kuzum, güle güle yedirmek. Piyade uzman çavuşumuz İdris Özer, Fırat Kalkanı Harekatı operasyonları kapsamında bölgeyi terör örgütlerinden temizleme çalışmaları için Suriye'deydi. Uzman çavuş operasyonlar sırasında rahatsızlandı. Kalp krizi sonucu şehit oldu. Mare üst bölgesinde icra edilen faaliyetler esasında rahatsızlanması sonucu sevk edildiği Çoban Bey Sağlık Biriminde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit uzman çavuşun memleketi Osmaniye'de cenaze namazı kılındı. Şehidimizin tabutu başına gelen ailesi fenalaştı. Anne Nazire Özer oğlunun al bayraklı tabutuna kapandı. Öptü, öptü. Gözyaşları sel oldu. Şehidimizin kız kardeşi ise abim diye gözyaşı döktü. Şehidimiz evliydi, 3 evladı vardı. Cenazenin imamı şehidimizin güçlükle ayakta duran eşi ve çocuklarını teskin etti. İnşallah cennette buluşuruz. Hayır, dua edin. Tamam, gel gel. Şehidimiz için Kur'an-ı Kerim okundu. Baba ocağında helallik alındı. Uzman çavuşumuz İdris Özer'in naaşı Osmaniye'de defnedildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne tam 7 kez talepte bulunulduğunu söyledi. Bilgileri ön plana çıkartılmalı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın canlı yayın konuğu oldu. FETÖ ile mücadeleye ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Böyle Bakan Gül 285 darbe davasından 141'inin karara bağlandığını kaydetti. Şu anda 35 bin FETÖ'cü tutuklunun bulunduğunu açıkladı. FETÖ elebaşı hain Gülen için de Amerika'dan 7 kez iade talebinde bulunulduğunu söyledi. 7 defa iade talebinde bulundu Türkiye Cumhuriyeti. Ve bu iade talepleri mahkemelerin talep ettiği, vermiş olduğu kararlar. Uluslararası sözleşmelere göre bir ülke iade talebinde bulunuyorsa o ülkenin bu iadenin gereğini yerine getirmesi gerekir. Ama o konuda hiçbir adım atılmadı. Ve bu konuda bir şekilde adeta insanların aklına koruyor, kolluyor mu sorusunu getirecek düzeyde bir mesafe elde edilemedi. Ama Dışişleri Bakanımız ve bakanlığımızın yetkilileri çalışma gruplarında bunlar şifahi olarak da görüşülüyor. Biz bu konuda bir olumlu adımın atılmasını bekliyoruz. Çünkü hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz, muhafaza edemez. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden bir terör örgütü elebaşının hukukun gereği olarak Türkiye'ye iade etmesi ve Türkiye'deki bağımsız, tarafsız,
adil mahkemelerce yargılamasına imkan tanıyan iadenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldı. Aç abi, az daha aç abi. Geriye girmiyor abi, aç. 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 Türkiye Futbol Federasyonu olaylı derbi kaldığı yerden devam edecek dedi. Beşiktaş yönetimi maça çıkmama kararı aldı. Beşiktaş yönetimi divan kuruluyla bir istişare toplantısı yaptı. Toplantıdan derbiye çıkılmaması yönünde tavsiye kararı çıktı. Tavsiye kararı üstüne yönetim kurulu bir daha toplandı. Bu toplantıdan çıkan kararsa Kadıköy'e gitmiyoruz oldu. Aç abi, aç abi, az daha aç abi. Geriye girmiyor abi, aç. 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 Beşiktaş derbiye çıkmadığı için hükmen mağlup sayılması gündemde. Yani kupa finalinde Akhisar'ın rakibi Fenerbahçe olacak. Aç abi, aç abi, az daha aç abi. Geriye girmiyor abi, aç. Aç. Bununla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karar doğrultusunda önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'ndan men edilmesi de gündeme gelecek. Olaylı kupa derbisinden sonra gözaltına alınan holiganlardan 3'üne tutuklama kararı çıktı. Fenerbahçe Beşiktaş maçının yarım kalmasına neden olan holiganlarla ilgili soruşturmada bugün 20 zanlı adliyeye sevk edildi. Bir şey söyleyecek misiniz? Olaylı maçın ardından polis görüntülerden tespit ettiği 20 kişiyi gözaltına almıştı. Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren zanlılardan 5'i tutuklama, 15'i de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama istemiyle sevk edilen 5 şüpheliden 3'ünü tutukladı. Tutuklananlar arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan SD'nin de yer aldığı bildirildi. Diğer 15 zanlı ile birlikte toplamda 17 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu. Erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından dolar gün içerisinde dalgalı bir seyir izliyor. Uzmanlara göre bu dalgalanma yabancı yatırımcı eliyle yapılan bir seçim manipülasyonu. Sayın Cumhurbaşkanımız erken seçim açıklamadan önce dolar kuru yurt içi piyasalarda 4.11 bandındaydı. Ancak öğleden sonra seçim açıkladıktan sonra 4.01 bandına kadar geriledi. Erken seçimin tarihi açıklandı. O tarihten bu yana dolar fiyatları gün içerisinde bir aşağı düştü, bir yukarı çıktı. Peki gün içerisindeki bu dalgalanmanın sebebi acaba neydi? Burada manipülasyon var. Burada alsattan para kazanan yabancı yatırımcılar var. Ancak bunların dümenine su taşıyan bankalar var. Peki yabancı yatırımcılardan kaynaklanan dolardaki bu manipülasyon dalgalanması iç piyasayı nasıl etkiliyor? Çarşı pazarda sebze fiyatlarını direkt etkiliyor. İnşaat sektörü demirleri dolarla satın aldığı için direkt inşaat maliyetlerine yansıyor. Düğün sezonu yavaş yavaş açılmaya başladı. Vatandaş bugünlerde en çok da altının fiyatının ne olacağını merak ediyor. Peki erken seçim kararı altını nasıl etkiledi? Şimdi erken seçim kararı önce altının gram fiyatı 181 lira seviyelerinde işlemler gerçekleştiriyordu. Ancak dolar kurunun biraz geri çekilmesiyle birlikte 173 lira seviyesine kadar geri çekildi. Ciddi bir düşüş anlamını taşıyor. Altın borcu olanlar ve altına yatırım yapmak isteyenler seçim sonrasını bekleyin. Birinci turda bu işin tamamen sonuçlanması altın fiyatlarındaki düşüşleri hızlandırabilir. Altın borcu olanlar ya da altın alacak olan vatandaşlar bence seçim sürecini beklemeleri büyük bir ihtimalle 160 lira seviyesine kadar da gerilebilir diye tahmin ediyoruz. Peki euro, dolar, altın vatandaş neye yatırıyor? Günaydın Türkiye'de yeniden gazete manşetlerine birlikte bakacağız. İlk olarak Türkiye Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti içine yönelik uyarılarını Türkiye Gazetesi manşetine almış. Erdoğan'dan partililere gül mesajı. Kimin ne yaptığını biliyorum diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hemen detaylarına bakalım. Kurmaylarına önemli değerlendirmeler yapan Erdoğan, Gül'ün adaylığı konusunda açık açık konuştu. Olanda bir hayır vardır dedi.
Açıkçası üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Seçimlerle ilgili bir endişemiz söz konusu değil. Her olanda bir hayır vardır. Herkes işine baksın. Gül'le ilgili polemiklere girmeyin dedi. Transfer vekillerle ilgili de konuştu Cumhurbaşkanı. Bizden de birilerini kandırmış olabilirler. Ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum bu kişileri. Kim kiminle görüşüyor, ne yapmaya çalışıyor biliyorum. Ama kendileri bilir diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bürokratlara da sesleniyor. Kimseye adaylık garantisi vermedim. Diğerleri gibi onlar da değerlendirmeye tabi olacak. Bakan yardımcılarına dair bir ayrıcalık yapamayız. Mevcut vekiller hariç adaylar temayüle girecek diyor. Ve 3 dönem kuralıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çeken açıklamaları da var. Adaylık için çok sayıda istifa olursa teşkilatlar boşalır. Buna izin vermeyin. Biz mümkün olduğu kadar 3 dönem kuralına uymaya çalışacağız. İstisna olur mu bilemem diyor. Kimin ne yaptığını biliyorum manşetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hemen bir alt manşetine bakalım Türkiye Gazetesi'nin. Başvuru yaptı, yolu kapattı diyor. MHP ile ilgili dikkat çeken bir haber. Milletvekilliği adaylığı için başvurusunu yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni dönemde başkan yardımcısı olacak yönündeki söylentilerin de önünü kapattı. Çünkü meclise girenler bu görevi üstlenmiyor. Bahçeli aynı zamanda ülkemiz gayet iyi olacak diye bir de dikkat çeken mesaj gönderiyor. Hemen Türkiye Gazetesi'nden Yeni Şafak Gazetesi'ne geçeceğiz. Yeni Şafak Gazetesi de muhalefette biliyorsunuz son günlerde hızlı bir trafik var. Çatı adayını belirlemeye çalışıyor. Ancak bir sonuç çıkmıyor. Yeni Şafak Gazetesi de işte o çalışmalara dikkat çekmiş ve ittifak da çöktü diyor. Hemen detaylarına bakalım. Üç partinin görüşmesi sonuçsuz kaldı. Çatı adayda anlaşamayan muhalefetin milletvekilliği seçimlerindeki ittifak arayışı da sonuçsuz kaldı. SP, CHP ve İYİ Parti arasında yapılan dünkü görüşmelerde ilerleme sağlanamadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Akşener ziyareti 17 dakika, Kılıçdaroğlu ziyareti 20 dakikada bitti. YSK'nın seçim takvimine göre ittifak için en geç 6 Mayıs'ta başvuru yapılması gerekiyor. Muhalefetin 9 günde yol haritasını netleştirmesi gerekiyor. Sonuç getirmeyen pazarlıklar dün de sürdü. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Akşener'le bir araya geldi. 17 dakikalık görüşme ittifak müzakerelerinin tıkandığı şeklinde yorumlandı diyor Yeni Şafak Gazetesi. Hemen Yeni Şafak Gazetesi'nden Milliyet Gazetesi'ne geçiyoruz ve erken seçim gazetelerin manşetlerini de belirlemiş durumda. Dün milletvekili aday adaylığı için bürokratlardan, devlet memurlarından istifa etmek için son gündü. Milliyet Gazetesi de işte o istifaları gündemine taşımış durumda. İstifa rüzgarı diyor Milliyet Gazetesi. YSK takvimine göre seçimin başlangıcı 30 Nisan. Aday adayı olmak isteyen bürokrat ve belediye başkanları görevlerinden istifa etti. Milletvekili aday adayı olabilmek için seçimin yenilenmesi kararının resmi gazetede yayımlandığı 20 Nisan'da başlayan 7 günlük istifa süresi doldu. İstifa edenler arasında Emniyet Genel Müdürü Altınok, SGK Başkanı, Konya, Samsun, Malatya, Büyükşehir Belediye Başkanları, İstanbul, Fatih, Nevşehir, Bilecik, Çankırı Belediye Başkanları da yer alıyor diyor Milliyet Gazetesi manşetinde. Hemen Akşam Gazetesi'ne geçiyoruz hızlı bir şekilde. Kılıçdaroğlu'na dair bir açıklaması var Akşam Gazetesi'nin. %16'yı gördü, adaylıktan kaçtı manşeti atılmış. CHP lideri Kılıçdaroğlu önüne gelen son anketle şoke oldu. %19 olan oy oranı %16'ya düşünce Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın karşısına çıkmak yerine başka isim aramaya başladı diyor Akşam Gazetesi manşetinde. Günaydın Türkiye'de. Gazete manşetlerine bir ara vereceğiz. Evet sevgili izleyiciler, Akşam Gazetesi'nde nokta alıyoruz. Günaydın Türkiye'de gazete manşetlerini bir ara verelim. Gündemdeki gelişmelerle devam edeceğiz ama 3. bloğumuzda gazeteleri okumaya tekrar sürdüreceğiz. Devam edelim. Dört buçuk büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Her şey yıkılmış. Depreme mağazada böyle yakalandılar. Denizli 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
14.37'de meydana gelen deprem 6 saniye sürdü. Deprem anı dükkanların güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde müşterilerin korktuğu görüldü. Deprem sırasında marketin raflardaki ürünleri de yıkıldı. Her şey yıkılmış. Korkutan depremde neyse ki hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı. Suriye'nin başkenti Şam'da etkili olan yağışlar sele neden oldu. Araçlar sular altında kaldı. Sel önüne ne kattıysa aldı götürdü. Görüntülerin adresi Suriye. Başkent Şam'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok mahalleyi sel bastı. Sokaklar, caddeler adeta nehre döndü. Sel suları arabaları işte böyle sürükledi. Bazı vatandaşlar selden canını son anda kurtardı. Dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Yaşanan bu manzaralar şehirde büyük hasara yol açtı. Hayat adeta durma noktasına geldi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada birçok evin sular altında kaldığı ifade edildi. Sıcaklık rekoru kırıldı sevgili seyirciler. İstanbul'da termometreler 28 dereceyi gösterdi. Termometreler 28 dereceyi gösterdi. Çok ısınmaya başladı. Allah herkese yardım etsin. İstanbul'da sıcaklık rekoru kırıldı. Buraya gelirken zaten bayağı terledik. 28 derece bugün. Evet. Gençler soluğu denizde aldı. Abi şu an hakiki buz. Serinledi mi peki? Bayağı serinledim abi. Deniz sezonu erken açılmış oldu. Nasıl su? Buz gibi abi ya. Hava sıcak ama su buz gibi. Daha su ısınmamış mı? Yok ısınmamış ya. Yarısına kadar anca girdik zaten. İstanbul'da termometreler 28 dereceyi gösterince özellikle gençler soluğu plajlarda aldı ve bunaltıcı sıcakta denize girmeye başladılar ve sezonu erken açtılar ve bir arkadaşımız kulaç atmaya başladı. Bakalım su nasıl? Su nasıl? Su soğuk mu? Bazıları gençler kadar şanslı değildi çalışanlar ve özellikle ateşe karşı çalışanlar bunaltıcı sıcakta zor saatler yaşadı. İşimiz zor. Döner mesleği zaten kaderi budur. Yazın ateşle mücadele. Ateşle mücadele. Bunlar çıkacak mı? Çıkacak tabii. Peştemaller, havlular çıkacak. İlkokul öğrencilerini okul gezisi diye içkili eğlence mekanına götüren okul müdürü ve 4 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. İlkokul gezisindeki dansözlü gece hakkında soruşturma başlatıldı. Skandal olay Edirne'de yaşanmıştı. Yüksel Yeşil İlkokulu 23 Nisan bayramı için Kapadokya'ya gezi düzenledi. Geziye okul müdürü, öğretmenleri, yaklaşık 70 öğrenci ve velileri katıldı. Otobüslerle yola çıkan grup Nevşehir'de tarihi ve turistik alanları gezdi. Akşam saatlerinde ise otelde Türk gecesi düzenlendi ama mekan alkollüydü. Önce folklor gösterileri sunuldu. Sonrasında yaşananlar tam bir skandaldı. Sahneye önce Zenne, ardından dansöz çıktı. Üstelik öğrencilerle karşılıklı oynadılar. Gecede ayrıca ateşli danslar gösterisi de yapıldı. Velilerden bazıları bu görüntülerden rahatsız oldu. Çocuklarıyla geri dönmek istediler ama araç bulamadılar. Edirne Valiliği velilerin şikayeti üzerine harekete geçti. Görüntüleri inceledi. Okul müdürüyle 4 öğretmen hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. Eğitim Birsen de olaya tepki gösterdi. Orada öğrencilere nasıl göbek atıldığını, nasıl şey yapıldığını küçücük çocukların karşısında yapılmış olması kesinlikle kabul edilecek bir olay değil. Uyuşturucu madde alan adamın içler acısı hali kameralara bakın nasıl yansıdı.
Görüntünün adresi Ankara. TGRT Haber WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde uyuşturucu madde alan adam kendinden geçmiş bir şekilde yerde yatıyor. Uyuşturucu batağına düşen adamın ibretlik hali görenlerin içini burktu. Alo. 12 el ateş etti. Benzin istasyonundaki saldırı anı kameraya bakın nasıl yansıdı. Silahlı saldırının adresi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi. Tam olarak da Çerkezköy Kapaklı yolu üzerindeki bir benzin istasyonu. Cüneyt Enes arabasıyla bir benzinliğe yanaştı. Cüneyt Enes yakıt aldığı esnada arkasından gelen bir aracın içindeki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan 12 el ateş etti. Cüneyt Enes de üzerindeki silahla saldırgana karşılık verdi. Saldırgan olay yerinden aracıyla hızla kaçtı. Enes hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kaçan saldırganın Samet D. olduğu belirlendi. Saldırgan jandarmaya teslim oldu. 3 belediye işçisi kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza Manisa'da meydana geldi. İddiaya göre aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjde çalışma yapan 3 belediye işçisine çarptı. Belediye işçilerinin üzerinden geçen araç aynı istikametteki başka bir araca çarparak durabildi. Kazayı görenler hemen olay yerine koştu. Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yola savrulan işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi duyan arkadaşları yıkıldı, yakınları ise sinir krizi geçirdi. Bu aynı yerde olan ilk kaza değil. 2 yıl önce 3 işçi aynı yolda hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası başlatılan incelemeler sürüyor. Direksiyon başında yemek yiyen sürücü yok artık dedirtti. Çabuk. Akan trafikte direksiyon başında böyle yemek yedi. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde İstanbul trafiğindeki bir kişi direksiyonu tutmak yerine bir eliyle yemeğini, bir eliyle içeceğini tutuyor. Olası bir kazaya davetiye çıkartan sorumsuz sürücü bu kadarına da pes dedirtti. Kazada oğlunu kaybeden acılı baba, oğlum beni bırakıp gitme diye feryat etti. Oğlum beni bırakıp gitme. Oğlunun tabutuna sarıldı, feryadı yürek dağladı. Oğlum beni bırakıp gitme. Kocaeli'de protokolün eşlerini taşıyan minibüs İstanbul'a doğru yola çıktı. Minibüs bir tırla birlikte Dilovası'nda refüje düştü. Kazada tır şoförü hayatını kaybetti. Minibüsteki 11 kişi yaralandı. Ağır yaralanan minibüs şoförü Mücahit Tunç Bilek 8 gün sonra hayatını kaybetti. 15 gün önce oğluma söz kesmiştim. Ayın başında da nişan yapacaktım. Nişanını bekliyorum ben oraya oğlum. Tunç Bilek için Gölcük'te cenaze namazı düzenlendi. Acılı anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekti. Baba Vahit Tunç Bilek'in feryadı herkesi ağlattı. Oğlum, oğlum gitme, oğlum gitme, oğlum. Cenaze namazının ardından Tunç Bilek gözyaşları içinde toprağa verildi. Yere savrulan genç ağrıdan duramayınca damar yolu güçlükle açıldı. Ellerini göğsünde birleştir. Ben duyuyor musun? Ben duyuyor musun? O kadar çok ağrısı var ki hiçbir sesi algılayabilecek durumda değildi. Bir otomobille çarpışan motordan düşen şahsa güçlükle müdahale edilebildi. Gaziantep'te bir otomobille motor çarpıştı. Motorda bulunan sürücü ve arkadaşı feci şekilde yola savruldu. Kazazedelerden biri ağrıdan kıvrandı. Motor sürücüsü HK'nın bacağı kırıldı. Arkada oturan SA ise ağır yaralandı. İlk yardım ekipleri acı içinde kıvranan SA'nın damar yolunu açmakta güçlük çekti.
Neyse ki müdahale güç de olsa yapılabildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Rayların üstünden karşıya geçen gençler trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Uzaktan bakmak bile ürpertirken onlar hızla gelen trene adeta meydan okudu. Fakat az kalsın helak oluyorlardı. Burası Hindistan. 5 kişi tren yolunun geçtiği raylardan karşıya geçmek istedi. Tren mesafesinden faydalanarak 2 adımla ilerleyeceklerini düşündüler. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. Bir kişinin ayağı raylara takılınca 2 adımlık yer bir anda ölüm kalım savaşına dönüştü. Bir kişi hızla gelen trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Ölüme davetiye çıkaran gençleri gören yolcular gördükleri olay karşısında şaştı kaldı. Yufka açan kadınlar çatı katının alev alev yanmasına sebep oldu. Yufka açarken çatıyı yaktılar. Burası Samsun'un Çarşamba ilçesi. Çatı katında toplanıp yufka açmak isteyen kadınlar yangına sebep oldu. 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı. Çevredeki vatandaş itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Neyse ki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Amerikan Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı'nın omzundaki kepekleri temizledi. Bu hareketi gülüşmelere yol açtı. You did a good job. You did a great job. Misafirini yere göğe sığdıramadı. Övgüler havada uçuştu. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. I like him a lot. First of all, I want to thank Trump, Macron'u çok sevdiğini açıkça dile getirdi. Ama küçük bir müdahalede bulunmadan edemedi. But we do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. We have to make him perfect. He is perfect. Fransa Cumhurbaşkanı Washington'da onuruna düzenlenen tören görkemliydi. Ev sahibi Trump misafirini övgülerle karşıladı. You did a good job. You did a great job. Thank you. Thank you very much. İki liderin el ele tutuşması manşetlere çıktı. Trump Oval Ofis'te ilişkileri mükemmel olarak niteledi. Üstü kapalı CNN televizyonuna laf attı. Mr. President, they're all saying what a great relationship we have, and they're actually correct. It's not fake news. Finally, it's not fake news. Trump her şey mükemmel dedi ama Macron'da bir eksiklik görmüş olacak ki sağ elini konuğunun omzuna attı. But we do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. We have to make him perfect. He is perfect. Amerikan Başkanı işaret parmağıyla birkaç kez Macron'un omzunu sildi. Kepekleri temizlemişti. Artık içi rahattı. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. Little piece. We have to make him perfect. He is perfect. Bu beklenmedik hareketi Macron'u da güldürdü. Liderlerin beden dilleri haber bültenlerine konu oldu. İki sevgiliye benzetildiler. Thank you. Otel ofisinde 3 kişinin saldırısına uğrayan oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi mahkemede ifade verdi. Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Herif Yılmaz'ın bir otel lobisinde darp edilmeleriyle ilgili dava başladı. Duruşmaya şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Herif Yılmaz katıldı. Haklarında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edilen Deniz Vural, Mazhar Algül ve Erdal Gökçe'yi ise avukatları temsil etti. Hakan Yılmaz ve eşi ifade için hakim karşısına çıktı. Hakan Yılmaz olay sırasında Deniz Vural'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi. Deniz Vural bana seni de karını da harcarım diyerek tehdit ve küfür etti. Erdal da sizi harcarız şeklinde sözler söyleyip küfür etti. Deniz'e reis diye hitap ediyordu. Ülke değerleri ve siyasi bir parti ile ilgili aşağılayıcı konuşmam olmadı. Eşi Herif Yılmaz da Deniz Vural'dan şikayetçi oldu.
Deniz Vural, beni tanıdın mı tanımadıysan gel sana dışarıda kendimi tanıtacağım gibi sözler kullandı. Tartışma esnasında bana ulaşmak istedi. Ulaşamayınca metal bir küreyi alıp bana fırlattı ve küre benim başıma isabet etti. Şikayetçiyim. Duruşmada olay gecesi otelde çalışan 6 tanık da dinlendi. Mahkeme sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı erteledi. Toplumda bir takım kişilerin yapmış olduklarının yanına kar kalmaması, bu kişilerin yargı önünde çıkartılıp hak ettikleri cezanın alınması açısından her iki müvekkilim de bugün üzerlerine düşen görevi yerlerine getirmişlerdir. Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 3. İstanbul Gençlik Festivali'nin tanıtımı Galata Kulesi'ni renklendirdi. Gözünü ayırmıyorsun videodan. Evet, bence çok etkileyici, güzel yani. Yani renkler çok güzel mesela. Mayıs ayı artık İstanbul'da Gençlik Ayı olarak kutlanacak. 2-6 Mayıs arasında başlayacak olan İstanbul Gençlik Festivali'nin tanıtımları bile İstanbul'u renklendirmeye yetti. Bayağı heyecan verici, güzel bir gösteri var şu an. Yani güzel, sevdim. Galata Kulesi 10 gün boyunca saat 21 ile 24 arasında video mapping görüntülerine sahne olacak. Şimdi geldim ve ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlarım izlemelisin dedi. Gençlik Festivali'nin tanıtımıymış. Beğendiniz mi? Yani şu ana kadar izlediğim kadarıyla beğendim, evet. Kule duvarına yansıtılan ışık, ses ve animasyonlar izleyenlere de keyifli dakikalar yaşatıyor. Gözünüzü kırpmadan izliyorsunuz ve çekiyorsunuz. Nasıl, beğendiniz mi? Evet, gayet güzel. Bence gayet güzel olmuş. Nasıl görüntüler? Çok güzel, muhteşem ötesi. Ama nasıl, beğendiniz mi? Güzel olmuş. Merakla bekledik 3 dakikadır. Üzüldüğünüz, sevindiğiniz, şaşırdığınız ne varsa çekin, gönderin, yayınlayalım. TGRT Haber WhatsApp ihbar hattı 0546 780 80 80. Televizyon almaya gitti, aracı çalındı. Olay İstanbul'da bulunan İstoç Ticaret Merkezi'nde yaşandı. Ürün almaya giden bir kişi aracına 50 adet televizyon yükledi. Hırsızlarsa takipteydi. Bir boşluk anında, saniyeler içinde, gündüz vakti televizyon dolu aracı böyle çaldılar. Hırsızın arkasından koştular ama yetişemediler. Üstelik bu ilk de değil. Daha önce de birçok defa hırsızlık olayı yaşanan İstoç'ta esnaf artık bıkmış durumda. Ankara trafiği, akşam trafiğinde. TGRT Haber WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde otoyolda bir kamyon hiçbir güvenlik önlemi almadan trafikte ilerliyor. Dorsesi açık kamyonun her an yükü düşebilir. Trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan kamyon sürücüsü yol boyu bu şekilde ilerledi. Akşam trafiğinde görüyorsunuz. İnsan utanıyor ya. Baba nasıl kaçıyor? Görüntünün adresi İstanbul Sefaköy. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde bir kadın mağaza önündeki tezgahı inceliyor. Çantasını bebek arabasının koluna asmış. Yoldan geçen iki genç kadın bebek arabasına asılı çantayı görünce müşteri gibi ürünleri inceliyor. Bir yandan da çanta sahibi kadının bebek arabasından uzaklaşmasını bekliyorlar. Hırsızlardan biri el çabukluğuyla çantayı alıp karşı yola geçiyor. Diğeri de arkasından. İki hırsız kadın hızlıca olay yerinden ayrılıyor.
Hayvanları için ot taşıyan kişi diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla böyle kaydedildi. WhatsApp ihbar hattımıza geldi görüntüler. Trafik ışıklarında duran otomobil ottan gözükmüyor. Sürücü sinyal verse arkadaki araçlar göremeyecek. Otomobile yüklediği otların nelere mal olacağının farkında bile olmadan trafikte yoluna devam etti. Akan trafikte yaşanan zincirleme kaza anı saniye saniye görüntülendi. Görüntünün adresi Ankara. Yavaş akan trafikte öndeki araçla mesafesini ayarlayamayan sürücü çarpınca zincirleme kazaya sebep oldu. Arkasındaki 3 araç arkadan birbirine vurdu. Yoğun trafiğe neden olan kazada neyse ki kimseye bir şey olmadı. Metre dayanazsa tünele vuracak. Model karşıdan gelenleri de durduruyor bak, durdular. Karşıdan gelenler gelen durmak zorunda kalıyor gördüğünüz gibi bak. Ve kızıyorlar yani tabii. Korna çalıyor herhalde, kornayı ne için çaldığını anladınız. Tamam. Görüntüler Van Kuzgunkıran tünelinde çekildi. Aşırı yüklü kamyon geçemiyor. Tünelde böyle tehlike saçtı. Karşıdan gelenler durmayınca geçemiyor. Arabaya bak arabaya, balya yüklemiş. Gelen korna çalıyor, giden korna çalıyor ama gelen geçemiyor. Buradaki uyarı ışıklarına silme geçiyor. Trafikteki diğer sürücüleri zor durumda bırakan kamyonu geçmek de mümkün olmadı. Ha, dörtlü yakmayı da ihmal etmemiş. Yani dörtlüyü yakınca diyor ki ben istediğim kadar yüklerim. Ne oldu da pek anlaşılmıyor. Pek kamyon oldu da belli değildi. Şey, padişah kavuğu gibi duruyor. Gene bunu geç. Bu pek sağlıklı değil, rüzgar vursa devrilecek. Trafikte tehlike saçan kamyon kilometrelerce bu şekilde yoluna devam etti. Hava almak için vince çıkan adamı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ne yapıyor bu adam orada ya? Burası Adana'da bir şantiye. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde bir kişi vincin ucunda koltuğa oturur gibi oturuyor, çevreyi izliyor. Ne yapıyor bu adam orada ya? Vincin tepesine çıkmış adam. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği görüntüde vincin tepesinde çevreyi izleyen kişi dakikalarca orada oturdu. İnsana elektrik işi yaptırıyor. Değil mi abi? Ya burası inşaat kardeşim, bunlar normal şeyler ya. Anlamazsan bile adam diyor ki git yap diyor ya. Nasıl yapmayacaksın? Değil mi? Adam da yapmıyorsan, ya yapmıyorsan çık git diyor. İnsan hayatının ne kadar ucuz olduğunu gösteren bu görüntüler Ankara'da bir şantiyede kaydedildi. İş güvenliğinden bahsediyorlar değil mi? İş güvenliği yok. Adam çıkmış tacın üstünde kablo kesiyor. Bir de enerji olan kabloyu kesiyor. Elektrikten anlamayan işçiye 3.80 voltluk kabloyu kestirdiler. İnşaat işçisi kül olmaktan son anda kurtuldu. O adam ne anlar elektrikte? Adam ekmeğinden ailesine kim bakacak bu adama bir şey olsun? Şimdi bana alçı işi yaptıramazlar mesela. Niye öyle? Elektrikçiyiz. Kardeşim biz elektrikçiyiz yani, biz alçıdan anlamayız. Ama burası inşaat işte. Anlamadığın işleri de yaptırıyorlar. Sevgili izleyiciler, kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız ve günaydın Türkiye'de 3. saat dilimine başlıyoruz. Erken seçime 57 gün gibi bir süre kalmışken seçime dair tüm detayları inceleyeceğiz şimdi. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı muamması devam ediyordu. Başbakan Binali Yıldırım bu konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Başbakan Binali Yıldırım İspanya ziyaretinden dönüş yolundaydı. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki de o uçaktaydı. Muhalefetin 24 Haziran seçimleri öncesi çatı aday arayışına ilişkin konuştu. En rahat parti biziz. Bizde aday tartışması yok. MHP'de yok. Adayımız belli.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hatta seçim kararı verilmeden önce de belliydi. Dolayısıyla partilerin çatı aday denemesi yeni değil. İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oldu. Sonuçları görüldü. Maalesef çatının sağlam çatılmadığı, çöktüğü ortaya çıktı. Zorlama, yani zorlamayla siyaset inşa edilemez. CHP Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstereceği ismi ise bir türlü belirleyemedi. Türkiye 24 Haziran'da seçimlere gidiyor. Halkın iradesiyle yeni bir dönem başlayacak. Seçim tarihi yaklaşıyor. Ancak CHP'de sular durulmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir türlü uzlaşı sağlanamıyor. Partiden sürekli farklı sesler çıkıyor. CHP seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için kapalı grup toplantısı yaptı. O toplantıda 4 isim öne çıktı. Buna göre toplantıda CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in isimleri konuşuldu. Ancak söz konusu isimler konusunda henüz uzlaşı sağlanamadı. Bir mühendislik projesiydi, elde kaldı. Başbakan Binali Yıldırım, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili konuştu. İnsanlar biriktirdikleri itibarı korumalıdır. Abdullah Gül'ün adaylığını bu sözlerle değerlendirdi. Başbakan Binali Yıldırım İspanya'da ekonomi forumuna katıldı. Dönüşte kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündemde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlık seçimi için adaylık iddiası vardı. Abdullah Gül'ün adaylığı için bu kadar gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi var. Ama gözüktüğü kadarıyla bu başarısız proje şimdiden patladı, akamete uğradı. Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün muhtemel adaylık hamlesiyle itibar kaybedeceğini söyledi. Demezler mi? Sen orada bu makamlarda bulunurken bunları niye söylemedin? Bunları düzeltecek işler niye yapmadın? O yüzden bizim halkımızın feraseti çok engindir. Bu tip savrulmaları, evrilmeleri hoş karşılamaz. İnsanlar biriktirdikleri itibarı tüketmemeli. İtibar çok zor elde edilir ama tüketilmesi kolaydır. Adaylık için ilk başvuruyu yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti esprisi gündeme damga vurdu. MHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı. Başvurular 3 Mayıs tarihinde sona erecek. İlk başvuruyu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli partisinin seçim hazırlıklarını anlattı. Biz de tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bazı yerde miting yapacağız, bazı yerde kapalı salon toplantıları, biraz da geçmişte ihmal etmiş olduğumuz şekliyle medyayı değerlendirmek istiyoruz. MHP lideri genel merkezdeki başvuru merkezini de inceledi. Görevlilerle sohbet etti. MHP lideri Devlet Bahçeli 24 Haziran seçimlerini de değerlendirdi. Yeni sistemin Türkiye için faydalı olacağını vurguladı. İYİ Parti esprisi gülümsetti. Gayet iyi olacak ülkemiz açısından. Ahmet, mikrofon. Bir partinin sloganına benzedi ama. Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimi çok önemsiyor. Seçimlere de çok iyi hazırlanıyor. Abdullah Gül'ün ikazlara uyması lazım. Sevgili seyirciler, MHP lideri Devlet Bahçeli kulislerde ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Abdullah Gül'ü uyardı. Ben gitmiyorum. Gitmeyin arkadaşlar. Hayır bile onun gözü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de. Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti arasında yoğun bir temas trafiği yaşanıyor. Gül ise tavrını netleştirmiş değil. Şu an itibariyle sessizliğini koruyor.
İşte bu ortamda Başbakan Binali Yıldırım'dan Gül'ün durumuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Yıldırım, uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski ne yeni yerinize yaranamazsınız demişti. MHP lideri Devlet Bahçeli de Başbakan'ın bu açıklamasına atıfta bulundu. Yıldırım'ın sözleri üzerinden Abdullah Gül'ü bir kez daha uyardı. Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünürüm. Abdullah Gül'ün adaylık muammasına Meral Akşener'den cevap geldi. Akşener, ben adaylıktan çekinmem dedi. Ben Sayın Abdullah Gül'ün adaylığından büyük bir mutluluk duyarım. Sayın Abdullah Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim ve kendisine başarılar dilerim. Ama dedi, o cümlenin devamı beklenildiği gibi gelmedi. Ankara'da bir programa katılan Meral Akşener, Abdullah Gül'ün adaylık muamması hakkında görüşünü açıkladı. Abdullah Gül için adaylıktan çekilmem dedi. Ben Sayın Abdullah Gül'ün adaylığından büyük bir mutluluk duyarım. Sayın Abdullah Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim ve kendisine başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde bugünkü platform gibi platformlarda adaylığını ve 100.000 imza üzerinden adaylığını ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişinin böyle bir ittifak içerisinde bulunacağını zannetmiyorum. Açıklama MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta'dan geldi. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddia edilmişti. MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta o iddiaları değerlendirdi. Böyle bir ittifakın içerisinde, böyle bir yapının içerisinde bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişinin bulunacağını ben zannetmiyorum. Kendi itibarı açısından da bu çok doğru olmayacaktır. Ben bunu güçlü ihtimal olarak görmüyorum. Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu önümüzdeki dönemde milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu mecliste basın açıklaması yaptı. Davutoğlu kendisiyle ilgili spekülasyonlara cevap verdi. Milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. AK Parti aidiyetim sürerken AK Parti dışında herhangi bir siyasal hareket, faaliyet veya siyasal organizasyon içinde bulunmam, eğer böyle bir şey yapacaksam AK Parti kimliğini bırakırım. Bu kimliği de bırakmaya niyetim yok ve olmayacak. AK Parti'nin almış olduğu karar benim de kararımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır. Kendi siyasi geleceğim konusunda ise önümüzdeki seçimler için milletvekili adayı değilim ve olmayacağım. Seçim sonrasında da hiçbir mevki, makam, talebim, beklentim, planım yoktur ve olmayacaktır. Sevgili izleyiciler, muhalefet çatı aday konusunda sürekli görüşüyor ancak bir sonuç elde edemiyor. Muhalefetin çatı aday görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda ilk görüşme İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında gerçekleşti. 17 dakika süren görüşme sonrasında Karamollaoğlu açıklama yaptı. Görüşme trafiğinin yoğun olduğunu söyledi. Karamollaoğlu bu görüşmenin ardından CHP lideriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında adayın 1-2 güne netleşeceğini söyledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 24 Haziran sonrasına işaret etti ve yapılacak çok önemli işler var dedi. 24 Haziran seçimlerine işaret etti. Tek derdinin millet olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın canlı yayın konuğuydu. Gül, 24 Haziran seçimlerini iple çektiklerini söyledi. Yapılacak çok önemli işlerin bulunduğunu açıkladı. Bir an evvel 24 Haziran'da iple çekiyoruz. Sistemdeki hantallık, yavaşlık, çift başlılık sona ererek daha hızlı
daha istikrarlı bir Türkiye'yi bir an evvel iple çekiyoruz. Çünkü yapılacak çok önemli çok işler var. Yarım kalan işler var. Daha da özgürlüğü genişleteceğiz, demokrasiyi genişleteceğiz, ekonomiyi, ekmeği büyüteceğiz. Milletimizin bir ferdinin daha kucaklayarak, onu da kuşatarak nasıl bir Türkiye vizyonu içerisinde olduğumuzu anlatmak bizim milletten başka, milletin derdinden başka derdimiz yok. Prosedür değil, milletle gönül birlikteliğini sürdürecek işlere yoğunlaştık. Ve bunu da bugüne kadar 3 kat Türkiye'yi büyüten Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacağına kimsenin şüphesi yok. Türkiye 24 Haziran'da erken seçim için sandık başına gidiyor. Sandığa koşacak olan vatandaş Erdoğan'a destek veriyor. Vatandaş 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. Vatandaş bakın neler söylüyor. İlk turu atlatmak istiyorlar, kurnazlık yapıyorlar ama öyle yağma yok. %55-60'da inşallah reis bu tür oyunlardan sıyrılıp çıkacaktır. Erdoğan başka çare yok. Çünkü öbürleri birleşme şansları yok. Hep paramparça. Onun için Erdoğan. Benim tercihim Recep Tayyip Erdoğan. Ben Erdoğan'ı atacağım. Çünkü diğer adayların ülkemiz için gerekli seviyede uygun olduğunu düşünmüyorum. Ben bir ülkücüyüm ama onu da yani bir ülkücü kadar çok seviyorum Recep Tayyip Erdoğan'ı. Bu yüzden yani karşısında duracak insanın da bilmiyorum o kadar da alacağını düşünmüyorum. Erdoğan kazanacak. Erdoğan düşmanlığında ittifak ediyorlar. Başaramayacaklar. Böyle bir cumhurbaşkanı Cumhuriyet tarihinde gelmedi. Gidişat iyi yani. Şu anda ben beğeniyorum yani. Şu anda çok şeyler oldu ülkede. Bugün denizin altından bile yollar yaptı, köprüler yaptı, şeyler yaptı. Yani bu insanlar destek vermezse ben bir şey demiyorum yani. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın canlı yayın konuğu olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, erken seçimlerde kullanılacak oy pusulasını ilk kez TGT Haber'de gösterdi. Yeni bir sisteme geçiyor Türkiye. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı. Canlı yayında 24 Haziran seçimlerinde kullanılacak oy pusulasını gösterdi. O anları tüm Türkiye ilk kez TGT Haber'de izledi. Asla çok karmaşık, yeni bir sistem derken böyle yoracak, seçmeni zamanını da alacak bir seçim geçirmeyeceğiz. İki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanacağız. Evet. İkinci oy pusulasında da partilerin ünvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun, ambleminin altına tercihini yapacak. Cumhurbaşkanlığında adaylar resmi olacak, parti amblemi olmuyor. Olmayacak. Çünkü bütün partilerden oy almaya yönelik, ülkeyi yönetmeye yönelik bir cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu. Dolayısıyla resim, isim olacak. Milletvekili pusulasında ise partilerin yine amblemi olacak. İttifak ünvanı, diyelim ki ittifak olarak girdi iki parti. Mesela A partisi, AK Parti, MHP diyelim. Evet. Herkes kendi partisinin orada logosunu görecek, genel başkanını görecek, ünvanını görecek. Herkes kendi partisine ve ittifak yapılan biz Cumhur İttifakı'yla, Milliyetçi Hareket Partisi'yle yapmış olduğumuz milletin ittifakı, Cumhur'un ittifakını burada oy pusulasında görecekler. Kendi partisini orada görecek ve partisine oy verecek. Erbakan ödülleri adı altında şov yaptılar. Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ne tepki gösterdi. Saadet Partisi'nin Erbakan ödülleri adıyla düzenlediği törene Uğur Dündar ve Ruşen Çakır gibi isimlerin davet edilmesi damga vurdu. Üstelik Dündar ve Çakır'a ödül de verildi. Ayrıca Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül'ün salona birlikte girmesi ve verilen poz siyasi mesaj tartışmalarına yol açtı. Törenle ilgili Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın başkanlığını yaptı. Erbakan Vakfı'ndan açıklama geldi. Erbakan törenle ilgili sert ifadelerde bulundu. Erken seçim kararı üzerine alelacele ve siyasi düzlemde ilgi çekmeye yönelik olarak düzenlenen Erbakan Ödülleri adlı program üzerinden güç devşirme ve gündeme gelme yoluna gidilmesi samimiyetten uzak bir politikanın açık tezahürüdür. Fatih Erbakan, Saadet Partisi için siyasi şov yapıyorlar dedi. Saadet Partisi yöneticilerinin Erbakan isminin arkasına saklanarak görüntü vermeye çalışmaları bulundukları asıl çizgiyle örtüşmemektedir.
ve samimiyetten son derece uzak bir yaklaşımdır. Sevgili seyirciler, Kore'de tarihi bir zirve yaşanıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan bir köyde bir araya geldi. Kuzey Kore'nin Pyongyang şehrinden yola çıkan Kim, kendisinden önce Panmunjom'a ulaşan Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti. Kuzey Kore lideri Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu. Ardından iki lider el ele kameralara poz verdi. Evet, o görüntüleri gösteriyoruz. Tarihi bir zirve, tarihi bir an yaşanıyor şu an. İki liderin gündeminde Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesi, Kore ilişkilerinin iyileştirilmesi ve nükleerden arındırılma konuları görüşülecek. Bir günlük sürecek tarihi zirvenin sonucuysa gün içinde iki liderin katıldığı ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak. İşte tarihi zirveden tarihi anlar geliyor. Başını tabuta yaslayıp dakikalarca gözyaşı döktü. Şehit jandarma uzman başçavuşumuz son yolculuğuna uğurlandı. Tabutunu okşadı, gözyaşı döktü. Şehidimizin annesi yürekleri bir kez daha yaktı. Özel Harekat Jandarma Uzman Çavuşumuz İsmail Cesur henüz 28 yaşındaydı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çatışmaya girdi. Hainlere geçit vermemek için canını ortaya koydu, şehit oldu. Cenaze töreni memleketi Konya'da yapıldı. Ailesi ve sevenleri gözyaşı döktü. Anne Fatma Cesur şehidimizin tabutu başından ayrılmadı. Anne Cesur'un gözyaşları herkesi ağlattı. Şehidimiz dualar ve gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Askerimize teslim olan teröristlerin itirafları terör örgütünün çirkin yüzünü gözler önüne serdi. Örgüte zorla alındılar, sakinleştiricilerle örgütte tutuldular. Çocuk yaştaki teröristler PKK'dan gördükleri işkenceleri anlattılar. Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekatında teslim olan 3 terörist örgütün iç yüzünü gözler önüne serdi. 17 yaşındaki terörist BH PKK'nın kendisini zorla ailesinden aldığını anlattı. PYD-YPG beni zorla askere aldı. Ayrılmak istediğim ancak ölümle tehdit ettiler. Benim gibi birçok kişi ayrılmak istiyordu. Örgütte korku içerisinde olan birçok kişi var. Korkuları bastırmak için sorumlular her gün sakinleştirici ilaçlar veriyor. PSK'ya teslim olduktan sonra hiç kötü muamele görmedim. Aynı yaşındaki terörist PŞD, DAEŞ'li teröristlerin YPG safında yer aldığını söyledi. PYD-YPG mensupları örgüte katılmam için baskı yaptılar. Maddi kazanç sağlamak ve ailemden başka kimseyi zorunlu olarak örgüte almalarını engellemek adına katıldım. Sözde asayiş biriminde görev aldım. Zeytin Dalı harekatının başlamasıyla birlikte çatışma bölgesine götürüldüm. Bölgede 3 şahsı bomba düzeni yerleştirirken gördüm. Bunlar DAEŞ mensubu olup PYD-YPG adına çalışan kişilerdi. Bölgede çatışmalar devam ederken TSK'ya teslim oldum. 17 yaşındaki terörist Naime Salih de çatışmalarda yaşadığı korkudan bahsetti. Ailevi sorunlardan dolayı PYD-YPG'ye katılmak zorunda kaldım. Haseke'den kafileler halinde rejim kontrolündeki bölgelerden geçmek suretiyle Afrin'deki çatışma bölgelerine götürüldük. Kafile içerisinde İranlılar da vardı. Afrin'e vardığımızda İranlı unsurlar tarafından eğitime alındık.
Zeytin Dalı Harekatı sonrasında evlerine dönen Afrinliler huzurlu bir şekilde yaşamaya başladı. Şehirleri terör örgütü PKK-PYD'den temizleneli bir ay oldu. Afrinlilerin yüzleri güldü. Şimdi şehir daha güvenli hale geldi. Halk sokakları doldurup korkusuzca alışveriş yapıyor. Evlerinin ihtiyaçlarını temin ediyor. Tüccarların geri dönmesi şehrin ekonomik durumunu canlandırdı. Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte kahraman askerimiz, Özgür Suriye Ordusu güçleriyle terörist PKK-PYD'yi Afrin'den temizledi. Afrinliler topraklarına geri döndü. Afrin güvenli bir yer haline geldi. Dükkanlar açıldı. Yiyecek ve içecek her şey var. Her türlü rahatlığa kavuştuk. Korkusuzca özgür bir şekilde yaşayan Afrinliler yaşadıkları mutluluğu anlattı. Savaşın ardından PKK'nın şehirden çekilmesiyle Afrin halkı geri döndü. Hayat eskisinden çok daha iyi oldu. Gıda fiyatları eskisinden çok daha ucuzladı. Halk bol bol alışveriş yapıyor. Terör örgütünün yönetiminde vergiler halkın belini büküyordu. Allah'a şükür halkın çoğu evine döndü. Esnaf güvenle dükkanlarını açtı. İnsanlar korku duymadan alışveriş yaptı. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Afrin'e geri döndük. Dükkanlarımızı açtık. PKK yönetimi sırasında din hürriyeti yoktu. İnşallah Afrin'de camiler de inşa edilir. Şehit uzman çavuşumuzun kız kardeşi abim abim diye gözyaşı döktü. Ateş düştüğü yeri yaktı. Acılı aile şehidimizin sarılı olduğu al bayraklı tabuta sarılarak işte böyle gözyaşı döktü. Geri bak. Geleyim. Ay kuzum, güle güle, yeterler getirmek. Piyade uzman çavuşumuz İdris Özer, Fırat Kalkanı Harekatı operasyonları kapsamında bölgeyi terör örgütlerinden temizleme çalışmaları için Suriye'deydi. Uzman çavuş operasyonlar sırasında rahatsızlandı. Kalp krizi sonucu şehit oldu. Mare üst bölgesinde icra edilen faaliyetler esasında rahatsızlanması sonucu sevk edildiği Çoban Bey Sağlık Biriminde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit uzman çavuşun memleketi Osmaniye'de cenaze namazı kılındı. Şehidimizin tabutu başına gelen ailesi fenalaştı. Anne Nazire Özer oğlunun al bayraklı tabutuna kapandı. Öptü, öptü. Gözyaşları sel oldu. Şehidimizin kız kardeşi ise abim diye gözyaşı döktü. Şehidimiz evliydi, 3 evladı vardı. Cenazenin imamı şehidimizin güçlükle ayakta duran eşi ve çocuklarını teskin etti. İnşallah cennette buluşuruz. Hadi dua edin. Tamam gel kardeşim. Şehidimiz için Kur'an-ı Kerim okundu. Baba ocağında helallik alındı. Uzman çavuşumuz İdris Özer'in naaşı Osmaniye'de defnedildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 kez talepte bulunulduğunu söyledi. Hangileri ön plana çıkartılmalı? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın canlı yayın konuğu oldu. FETÖ ile mücadeleye ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Gül 285 darbe davasından 141'inin karara bağlandığını kaydetti. Şu anda 35 bin FETÖ'cü tutuklunun bulunduğunu açıkladı. FETÖ elebaşı hain Gülen için de Amerika'dan 7 kez iade talebinde bulunulduğunu söyledi. 7 defa iade talebinde bulundu Türkiye Cumhuriyeti. Ve bu iade talepleri mahkemelerin talep ettiği, vermiş olduğu kararlar. Uluslararası sözleşmelere göre bir ülke iade talebinde bulunuyorsa o ülkenin bu iadenin gereğini yerine getirmesi gerekir. Ama o konuda hiçbir adım atılmadı. Ve bu konuda bir şekilde adeta insanların aklına koruyor, kolluyor mu sorusunu getirecek düzeyde bir mesafe elde edilemedi. Ama Dışişleri Bakanımız ve bakanlığımızın yetkilileri çalışma gruplarında bunlar şifahi olarak da görüşülüyor. Biz bu konuda bir olumlu adımın atılmasını bekliyoruz. Çünkü hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz.
muhafaza edemez. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden bir terör örgütü elebaşının hukukun gereği olarak Türkiye'yi iade etmesi ve Türkiye'deki bağımsız, tarafsız, adil mahkemelerce yargılamasına imkan tanıyan iadenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu olaylı derbi kaldığı yerden devam edecek dedi. Beşiktaş yönetimi maça çıkmama kararı aldı. Beşiktaş yönetimi divan kuruluyla bir istişare toplantısı yaptı. Toplantıdan derbiye çıkılmaması yönünde tavsiye kararı çıktı. Tavsiye kararı üstüne yönetim kurulu bir daha toplandı. Bu toplantıdan çıkan kararsa Kadıköy'e gitmiyoruz oldu. Beşiktaş derbiye çıkmadığı için hükmen mağlup sayılması gündemde. Yani kupa finalinde Akhisar'ın rakibi Fenerbahçe olacak. Bununla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karar doğrultusunda önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'ndan men edilmesi de gündeme gelecek. Olaylı kupa derbisinden sonra gözaltına alınan holiganlardan 3'ü tutuklandı. Fenerbahçe Beşiktaş maçının yarım kalmasına neden olan holiganlarla ilgili soruşturmada bugün 20 zanlı adliyeye sevk edildi. Bir şey söyleyecek misiniz? Olaylı maçın ardından polis görüntülerden tespit etti, 20 kişiyi gözaltına almıştı. Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren zanlılardan 5'i tutuklama, 15'i de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama istemiyle sevk edilen 5 şüpheliden 3'ünü tutukladı. Tutuklananlar arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan SD'nin de yer aldığı bildirildi. Diğer 15 zanlı ile birlikte toplamda 17 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu. Olaylı derbi sırasında Şenol Güneş'e peruk atmıştı. Fenerbahçeli o taraftar savcılıkta ifade verdikten sonra bakın ne dedi. Olay derbide Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e peruk atmıştı. Sonra da izlediğimde yani ben bu muyum dediğim de oldu. O taraftar savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Pişmanız yani. Bir daha böyle bir şey yapmak aklınızdan geçer mi? Tabii ki hayır ki. Zira Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı oynanıyordu. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş galibiyet için sahadaydı. Maçın 57. dakikasında çıkan olaylarda tansiyon düşürülemedi. Kafasına yabancı cisim isabet eden Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş yaralandı. Fenerbahçeli Cengiz Deveci de 19 Nisan'da maçtaydı. Beşiktaş teknik direktörü Güneş'e peruk atmıştı. Savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. O anki durumdan dolayı attım daha doğrusu. Pişman yani inşallah bundan sonra zaten böyle bir şey olmaz. Deveci ifade verirken görüntüleri izledi. Görüntüleri görünce utandım dedi. Sonra da izlediğimde yani ben bu muyum dediğim de oldu. Pişman olduğunu söyleyen Deveci serbest bırakıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da etkili olan yağışlar sele neden oldu. Araçlar sular altında kaldı. Sel önüne ne kattıysa aldı götürdü. Görüntülerin adresi Suriye. Başkent Şam'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok mahalleyi sel bastı. Sokaklar, caddeler adeta nehre döndü. Sel suları arabaları işte böyle sürükledi. Bazı vatandaşlar selden canını son anda kurtardı. Dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Yaşanan bu manzaralar şehirde büyük hasara yol açtı. Hayat adeta durma noktasına geldi.
Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada birçok evin sular altında kaldığı ifade edildi. Hayırlı. 27 Nisan Cuma sabahında Günaydın Türkiye'de yeniden gazete manşetlerine dönüyoruz. İlk olarak Türkiye Gazetesi ile başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olacağı söylentilerine ilişkin partisine verdiği uyarıları manşetine taşımış Türkiye Gazetesi. Kimin ne yaptığını biliyorum diyor Cumhurbaşkanı. Hemen detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı kurmaylarına önemli değerlendirmeler yaptı. Gül'ün adaylığı konusunda açık konuştu. Olanda bir hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gül'ün adaylığı konusunda açıkçası üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Seçimlerle ilgili bir endişemiz söz konusu değil. Her olanda bir hayır vardır. Herkes işine baksın, Gül'le ilgili polemiklere girmeyin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti içine transferlerle de ilgili konuştu. Bizden de birilerini kandırmış olabilirler, ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum bu kişileri. Kimin kimle görüştüğü, ne yaptığını biliyorum ama kendileri bilir dedi. Cumhurbaşkanı adaylık içinde çok sayıda istifa olursa teşkilatlar boşalır. Buna izin vermeyin, biz mümkün olduğu kadar 3 dönem kuralını uygulamaya çalışacağız. İstisna olur mu onu da bilemem değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Gazetesi'nin bir diğer manşetiyle devam ediyoruz. MHP ile ilgili bir haber. Başvuru yaptı, yolu kapattı diyor Türkiye Gazetesi. Milletvekilliği adaylığı için başvurusunu yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni dönemde başkan yardımcısı olacak yönündeki söylentilerinin de önünü kapattı. Çünkü meclise girenler bu görevi üstlenemiyorlar açıklamasında bulundu MHP lideri Devlet Bahçeli ve aynı zamanda ülkemiz gayet iyi olacak dedi. Evet, şimdi gazete manşetlerine Türkiye Gazetesi'nden Habertürk Gazetesi ile devam ediyoruz. Habertürk Gazetesi'nin manşeti de verilmiş Nobel'i varmış. Hemen detaylarına bakalım. İstanbul Üniversitesi'nin 565 yıllık saygınlığı son an rötuşuyla bilin bölünmekten resmen kurtuldu. 13 üniversitenin bölünmesi tartışmalarla meclis komisyonundan geçti. 565 yıllık İstanbul Üniversitesi'nin itibarı ise son an rötuşuyla kurtuldu. Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın mezun olduğu Çapa Tıp yanı sıra Orhan Pamuk'un mezun olduğu İletişim Fakültesi de İstanbul Üniversitesi'nde bırakıldı. Mezunlarıyla iki Nobel'i fakültesini elinde tutmayı başaran İstanbul Üniversitesi, Nobel'i mezun ve akademisyen, yılda 1000 yayın gibi kriteri olan saygın üniversite sıralamasında ilk 500'deki yerini koruma şansını da böylece sürdürdü diyor Habertürk Gazetesi. Verilmiş Nobel'i varmış manşetiyle. Hemen gazete turumuza Yeni Akit gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Akit gazetesi de sola kuyruk olanı millet affetmez başlığını atmış durumda. Hemen detaylarına bakalım. Milli iradenin karşısında duranlar tarih sahnesinden bir bir siliniyor diyor. ABD, Batı ve FETÖ'nün kayığına binerek milli iradeyi karşısına alan yapılar siyasi çöplükteki yerlerini almaya devam ediyor. 11 yıl önce attığı manşetin bugün de geçerliliğini koruduğunu belirten siyaset uzmanları, Erdoğan karşıtlarının bel bağladığı Abdullah Gül'ün şer güçlerin oyununa gelmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor. İhanet edeni halk siler diyor Yeni Akit gazetesi manşetiyle birlikte. Evet, Yeni Akit gazetesinden gazete manşetlerinde Karar gazetesine gidiyoruz. Karar gazetesi de çifte pusula için 25 gün diyor. Biliyorsunuz dün YSK Başkanı seçim takvimini açıklamıştı. Detaylarına bakalım o takvimin. Sandık yolunda bir viraj daha açıldı. YSK seçimin yol haritasını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı için 9 Mayıs'a kadar aday gösterilebilecek. İttifak için son tarih 6 Mayıs. Milletvekili başvurularındaysa 21 Mayıs olacak. Tüm süreç 30 gün içinde tamamlanacak. İlk sandık 7 Haziran'da. 30 Nisan'da YSK'nın yayımlanmak üzere resmi gazeteye gönderdiği takvime göre çifte seçimin başlangıç tarihi de bu olacak. 13 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi resmi gazetede yayınlanacak ve 13 Mayıs itibariyle propaganda dönemi başlayacak. 21 Mayıs'ta sandık başında ikinci pusulayı oluşturacak vekil aday listeleri YSK'ya teslim edilecek ve 7 Haziran'da artık yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. Sandıklarda
kurulacak diyor YSK'nın takvimi de bu yönde. Karar gazetesi de çifte pusula için son 25 gün manşetini atmış durumda. Sevgili izleyiciler, 27 Nisan Cuma sabahında gazetelerin manşetleri bu yöndeydi. Gazete manşetlerini tamamladık. Şimdi Günaydın Türkiye gündemdeki gelişmelerle devam ediyor. Dört buçuk büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Her şey yıkılmış. Depreme mağazada böyle yakalandılar. Denizli 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 14.37'de meydana gelen deprem 6 saniye sürdü. Deprem anı dükkanların güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde müşterilerin korktuğu görüldü. Deprem sırasında marketin raflardaki ürünleri de yıkıldı. Her şey yıkılmış. Korkutan depremde neyse ki hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı. Sıcaklık rekoru kırıldı. Sevgili seyirciler, İstanbul'da termometreler tam 28 dereceyi gösterdi. Termometreler 28 dereceyi gösterdi. Çok ısınmaya başladı. Allah herkese yardım etsin. İstanbul'da sıcaklık rekoru kırıldı. Buraya gelirken zaten bayağı terledik. 28 derece bugün. Evet. Gençler soluğu denizde aldı. Abi şu an hakiki buz. Serinledi mi peki? Bayağı serinledim abi. Deniz sezonu erken açılmış oldu. Nasıl su? Buz gibi abi ya. Hava sıcak ama su buz gibi. Daha su ısınmamış mı? Yok, ısınmamış ya. Yarısına kadar anca girdik zaten. İstanbul'da termometreler 28 dereceyi gösterince özellikle gençler soluğu plajlarda aldı ve bunaltıcı sıcakta denize girmeye başladılar ve sezonu erken açtılar ve bir arkadaşımız kulaç atmaya başladı. Bakalım su nasıl? Su nasıl? Su soğuk mu? Soğuk abi, aşırı soğuk. Bazıları gençler kadar şanslı değildi çalışanlar ve özellikle ateşe karşı çalışanlar bunaltıcı sıcakta zor saatler yaşadı. İşimiz zor. Döner mesleği zaten kaderi budur. Yazın ateşle mücadele. Ateşle mücadele. Bunlar çıkacak mı? Çıkacak tabii. Feştemaller, havlular çıkacak. İlkokul öğrencilerini okul gezisi diye içkili eğlence mekanına götüren okul müdürü ve 4 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. İlkokul gezisindeki dansözlü gece hakkında soruşturma başlatıldı. Skandal olay Edirne'de yaşanmıştı. Yüksel Yeşil İlkokulu 23 Nisan bayramı için Kapadokya'ya gezi düzenledi. Geziye okul müdürü, öğretmenleri, yaklaşık 70 öğrenci ve velileri katıldı. Otobüslerle yola çıkan grup Nevşehir'de tarihi ve turistik alanları gezdi. Akşam saatlerinde ise otelde Türk gecesi düzenlendi ama mekan alkollüydü. Önce folklor gösterileri sunuldu. Sonrasında yaşananlar tam bir skandaldı. Sahneye önce Zenne, ardından dansöz çıktı. Üstelik öğrencilerle karşılıklı oynadılar. Gecede ayrıca ateşli danslar gösterisi de yapıldı. Velilerden bazıları bu görüntülerden rahatsız oldu. Çocuklarıyla geri dönmek istediler ama araç bulamadılar. Edirne Valiliği velilerin şikayeti üzerine harekete geçti. Görüntüleri inceledi. Okul müdürüyle 4 öğretmen hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. Eğitim Birsen de olaya tepki gösterdi. Orada öğrencilere nasıl göbek atıldığını, nasıl şekil yapıldığını küçücük çocukların karşısında yapılmış olması kesinlikle kabul edilecek bir olay değil. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Bu gibi geziler. İstanbul'da oturduğu evin balkonunda asılı bulunan Ukraynalı kadın ve erkek arkadaşının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. Lüks bir sitenin 12. katında asılı kadın cesedi bulundu. Site sakinleri hemen polise haber verdi. Ekipler cesede ulaşmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk etti. Asılı duran kadın itfaiye merdiveni yardımıyla indirildi. Olay sonrası polis inceleme başlattı. Kadının Ukrayna uyruklu olduğu öğrenildi. Polisler sitenin güvenlik kameralarını tek tek inceledi.
kadının ölmeden önce kameralara yansıyan görüntülerine rastladı. Görüntülerde kadının gece saatlerinde siteye giriş yaptığını, 20 dakika sonra da erkek arkadaşı Mehmet Nea'nın girdiği görülüyor. Asansörle yukarı çıkan Mehmet Nea sabaha karşı siteden ayrılıyor. Ardından taksiye binip uzaklaşıyor. Güvenlik kameralarını inceleyen polis Mehmet Nea'nın ifadesini aldı. Dairenin kapısının içeriden kilitli olması sebebiyle kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. ...12 el ateş etti. Benzin istasyonundaki saldırı anı kameraya bakın nasıl yansıdı. Silahlı saldırının adresi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi. Tam olarak da Çerkezköy Kapaklı yolu üzerindeki bir benzin istasyonu. Cüneyt Enes arabasıyla bir benzinliğe yanaştı. Cüneyt Enes yakıt aldığı esnada arkasından gelen bir aracın içindeki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan 12 el ateş etti. Cüneyt Enes de üzerindeki silahla saldırgana karşılık verdi. Saldırgan olay yerinden aracıyla hızla kaçtı. Enes hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kaçan saldırganın Samet D. olduğu belirlendi. Saldırgan jandarmaya teslim oldu. Trafikte drift yapan magandalar yakalandı sevgili seyirciler. Burası İstanbul Tem Otoyolu. İki genç diğer araçları aldırmadı. Trafik kurallarını hiçe sayıp yolda yarış yaptı. Bir de o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Hızlı arabaların arasından geçen gençler bir araca çarptı. Ardından arkalarına bile bakmadan kaçtı. İhbar üzerine polis drift yapan gençlerin peşine düştü. Trafik magandalarının yarış yaparken çektiği görüntüleri inceledi. Plakalarından kimliklerini tespit etti. Hasan Kuru Hasan ve Ahmet Karagöz olduğu belirlenen magandalar gözaltına alındı. İki hırsız kadın bebek arabasına asılı çantayı çalarken kameralara yakalandı. İnsan utanıyor. Baba nasıl kaçıyor? Görüntünün adresi İstanbul Sefaköy. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde bir kadın mağaza önündeki tezgahı inceliyor, çantasını bebek arabasının koluna asmış. Yoldan geçen iki genç kadın bebek arabasına asılı çantayı görünce müşteri gibi ürünleri inceliyor. Bir yandan da çanta sahibi kadının bebek arabasından uzaklaşmasını bekliyorlar. Hırsızlardan biri el çabukluğuyla çantayı alıp karşı yola geçiyor. Diğeri de arkasından. İki hırsız kadın hızlıca olay yerinden ayrılıyor. Trafikte çıkan tartışma cinayete döndü. Bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Trafikte yol verme kavgası cinayetle sonuçlandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay İstanbul Güngören'de meydana geldi. Veysel isimli bir kişi Serhat K ile tartıştı. Tartışma sırasında iki araç birbiriyle hafif şekilde çarpıştı. Bunun üzerine Serhat K sinirlendi. Veysel Yıldız'a ait aracın önünü kesti. Yolun ortasında Serhat K aracından indi. Elinde silahla Yıldız'ın olduğu araca yöneldi. Defalarca ateş etti. Olayda araç içerisinde bulunan Zübeyde K hayatını kaybetti. Sürücü Veysel Yıldız yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tahta malzeme taşıyan kamyon trafikte tehlike saçtı. Bir düşse milletin üstünde Ankara trafiği, akşam trafiğinde. TGRT Haber WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde otoyolda bir kamyon hiçbir güvenlik önlemi almadan trafikte ilerliyor. Dorsesi açık kamyonun her an yükü düşebilir. Trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan kamyon sürücüsü yol boyu bu şekilde ilerledi. Akşam trafiğinde görüyorsunuz. 3 belediye işçisi kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
kaza Manisa'da meydana geldi. İddiaya göre aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjde çalışma yapan 3 belediye işçisine çarptı. Belediye işçilerinin üzerinden geçen araç aynı istikametteki başka bir araca çarparak durabildi. Kazayı görenler hemen olay yerine koştu. Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yola savrulan işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi duyan arkadaşları yıkıldı, yakınları ise sinir krizi geçirdi. Bu aynı yerde olan ilk kaza değil. 2 yıl önce 3 işçi aynı yolda hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası başlatılan incelemeler sürüyor. Direksiyon başında yemek yiyen sürücü yok artık dedirtti. Akan trafikte direksiyon başında böyle yemek yedi. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde İstanbul trafiğindeki bir kişi direksiyonu tutmak yerine bir eliyle yemeğini, bir eliyle içeceğini tutuyor. Olası bir kazaya davetiye çıkartan sorumsuz sürücü bu kadarına da pes dedirtti. Alev alan kamyonu çaresiz gözlerle izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yozgat'ta gece saatlerinde park halindeki kamyonet alev aldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yanan kamyoneti söndürmek için uzun süre uğraştı. O anlarda kamyonet sahibi kaldırıma oturdu, yanan aracını çaresizce izledi. Olay yerinde olan bir vatandaş o anları kayda aldı. İtfaiye ekipleri alev alan kamyoneti söndürmeyi başardı. Yangın sonrası araçta büyük hasar oluştu. Ormanda yangın çıktı. Vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Evet, şu anda topluca köyünde çağırdığı köyü ve topluca köyü sınırlar içerisinde çıkan orman yangını müdahalesi yapıyor şu an. Görüntüler Rize Çamlıhemşin'den. Ormanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangında çıkan dumanları çevredeki vatandaşlar fark etti. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Haydi hadi nereye? Dur ama bir çubuğuma bak. Tam bir su mu egzalam? Alevlerin ilerlemesi üzerine köy camiinden anons yapıldı. Vatandaşlara yardım çağrısında bulunuldu. Anonsu duyanlar yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın ekiplerin de müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alındı. Çıkan yangında 5 dönümlük arazi kül oldu. Kazada oğlunu kaybeden acılı baba, oğlum beni bırakıp gitme deyip feryat etti. Oğlum beni bırakıp gitme. Oğlunun tabutuna sarıldı, feryadı yürek dağladı. Oğlum beni bırakıp gitme yavrum. Kocaeli'de protokolün eşlerini taşıyan minibüs İstanbul'a doğru yola çıktı. Minibüs bir tırla birlikte Dilovası'nda refüje düştü. Kazada tır şoförü hayatını kaybetti. Minibüsteki 11 kişi yaralandı. Ağır yaralanan minibüs şoförü Mücahit Tunç Bilek 8 gün sonra hayatını kaybetti. 5 gün önce oğluma söz kesmiştim. Ayın başında da nişanını başardım. Nişanını bekliyorum ben oraya oğlum. Tunç Bilek için Gölcük'te cenaze namazı düzenlendi. Acılı anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekti. Baba Vahit Tunç Bilek'in feryadı herkesi ağlattı. Oğlum oğlum gitme oğlum gitme oğlum. Cenaze namazının ardından Tunç Bilek gözyaşları içinde toprağa verildi. Raylara 10 gün boyunca yaklaşmayın. Uyarı Devlet Demiryolları'ndan geldi. Raylar ilaçlandığı Devlet Demiryolları'ndan vatandaşa raylara 10 gün boyunca yaklaşmayın uyarısı geldi. Elektrik olmasın da ilaçta önlem alınır. Elektrik daha tehlikeli diyorsunuz. Siz yine de geçmemeye çalışın, alt geçidi kullanın. Tabii. Tren rayları çevresinde otlanma yaşanınca Devlet Demiryolları harekete geçti. Çıkan otları kurutmak için çalışma başlatıldı.
Önemli uyarı Devlet Demiryolları'ndan geldi. İstanbul sınırları içerisinde bulunan tren rayları otla mücadeleyle alakalı raylar kimyasal suyla ilaçlandı. Ve insan sağlığı için de demiryollarından bir uyarı geldi. Vatandaşlara 10 gün boyunca raylara dokunmayın dendi. Ne zaman olmuş ki bu olay? Yani bu hafta başlandı ilaçlama. Aman tamam. Dikkatli olun geçerken sakın tamam. Raylara temas olun. Teşekkür ederim. Çok... Devlet Demiryolları istasyon ve ray kenarında hayvan otlatan çobanları da uyardı. Uyarıda hayvanlarınızı raylardan uzak tutun dendi. Keyif için vince çıktı, yürekleri ağza getirdi. Hava almak için vince çıkan adamı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ne yapıyor bu adam orada ya? Burası Adana'da bir şantiye. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüde bir kişi vincin ucunda koltuğa oturur gibi oturuyor, çevreyi izliyor. Ne yapıyor bu adam orada ya? Vincin tepesine çıkmış adam. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği görüntüde vincin tepesinde çevreyi izleyen kişi dakikalarca orada oturdu. Para yatırma işi kalkacak sevgili seyirciler. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ömür boyu nafaka konusunda işte bu değerlendirmede bulundu. Ömür boyu nafaka konusu toplumda çok konuşuluyor. Bu konuda birçok mağduriyet yaşanıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın canlı yayında konuğu oldu. Ömür boyu nafakaya ilişkin değerlendirme yaptı. Gül mağduriyetlerin giderileceğini vurguladı. Aile Bakanlığımıza mutabık kalmadan... Elbette şu anda da bir seçim takvimi var. Seçimden sonra parlamentoda bu hususlar elbette değerlendirecektir. Dünya uygulamaları, örnekleri, sorunu tespiti ve önerilerin tespitiyle ilgili her iki tarafı da mağdur etmeden bir çalışma yapılıyor. Para yatırma işi kalkacak. Para yatırma işi kalkacak. Ekonomik durumda kötü olduğunu biliyor, suistimal ediyor karşı taraf. Bu kez denizden karaya vuran balık değil, atık madde oldu. Görüntüler Muğla'dan. Denize atılan atıklar karaya vurdu. Belediyeye bağlı temizlik görevlileri 5 farklı koyu tek tek temizledi. Temizlik görevlileri karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu. Temizlik sırasında araba lastiği, pet şişe, balık çuvalları gibi birçok atık madde bulundu. Çalışma sonucunda onlarca torba atık toplandı. Toplanan atıklar imha edilmek üzere kamyonete yüklenerek götürüldü. Devlet esnafı aldıkları yüksek komisyonlarla bezdiren yemek kartlarına karşı çözümü rekabette buldu. Komisyonları aşağı çekecek yerli ve milli yemek kartları geliyor. Yerli ve milli yemek kartı gelecek. Esnaf yemek kartı çıkmazından kurtulacak. Hem komisyon anlamında hem yüklemeler anlamında bayağı bir sıkıntı yaşıyor iş çalışanlar. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yemek kartının çıkacağını söyledi. Kartı çıkarmak için PTT, Belbim ve bir GSM operatörü işbirliği yapıyor. Milyonlarca çalışanın kullandığı o yemek kartları esnafı bilhassa rahatsız ediyor. Çünkü yaklaşık %15 civarında komisyonlar kesiyor bu kartlar ve 60 güne kadar uzayan vadelerde parayı esnafa anca ödeyebiliyorlar. Ve şimdi yeni çıkması tasarlanan yerli ve milli yemek kartıyla da o sektöre yeni bir rekabet geliyor. %18 komisyonu var. Kısa vadede daha yüksek, uzun vadede daha da yüksek oluyor. Tabii kısa vadede derken %18'si uzun, %5'se uzun vadede %18'i falan buluyor. Şimdi 1 lira çektiniz. 1 lirada ne kadar komisyon kesti? %8 olarak düşünseniz. 8 kuruş. 8 kuruş. %18 vergi de öyle gidiyor. Evet öyle gidiyor. Yani kar marjımız düşüyor yani sonuçta. Komisyon yüksek yani. Bu komisyonlar üst üste konulduğunda esnafı kepenk kapatmaya kadar götürebiliyor. İşte eski bir restoran sahibi olan döner ustası Mehmet Doğan. Yemek kartı çekerken hem kesiyor hem de ödeme yaparken kesiyordu. Öyle bayağı sıkıntı oluyordu. Lakin sıkıntı çekiyorduk. Restoranın kapanmasında yemek kartlarının payı var mı? Var tabii. Bunda payı var. Nerede baksan %50 onun payı vardı. Bakan Ahmet Arslan, kartın asıl amacının da bu komisyon ve vade sürelerini azaltmak olduğunu söyledi. Kart yalnızca yemek kartı olmayacak.
Otobüse binerken İstanbul Kart gibi de kullanılabilecek. Yemek kartını artık otobüse de binebileceksin. Oo, çok iyiymiş ya. İstanbul Kart gibi yani. Aylık ne kadar yatıyor? 400. Ya yetmediği zamanlar oluyor. O halde yol parasını da pek kullanamayacaksın. Yani fazla yatan bir yerde çalışırsam olur. Ayaklarına tel dolanan ebabil kuşu çatıda mahsur kaldı. Yardımına itfaiye koştu. Ayağına dikkat et. Ayağını kesersen. Ayaklarına tel dolandı. Apartmanın çatı katında mahsur kaldı. Dakikalarca çırpınan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri böyle kurtardı. Yavaş yavaş şurada ayak var. Bak şurada. Şurada ayak var. Bak şurada yaralı. Dur. Ayak parmağına dikkat et. Olay Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde yaşandı. Ebabil kuşu metrelerce yükseklikteki çatıda asılı kaldı. Uçmak için kanatlarını çırpıyor ancak ayaklarına dolanan tel yüzünden özgürlüğüne kavuşamıyordu. Yardımına itfaiye ekipleri koştu. Bu ipleri çöz, ipleri çöz. Yangın merdiveniyle kurtarılan ebabil kuşu itfaiye erleri sayesinde özgürlüğe yeniden kanat çırptı. Ayağı nerede? Yaralı oğlum. Sevgili izleyiciler, bu haberle hem günaydın Türkiye'yi hem de haftayı noktalıyoruz. Pazartesi saatlerimiz tam 5.45'i gösterdiğinde ben Sultan Akdoğan yine gelişmeleri aktarmak için karşınızda olacağım. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın hemen ardından Yaprak Arka Yıldız yeni gün kuşağıyla sizlerle olacak. Tüm gelişmeleri de tgthaber.com.tr'den takip etmeyi unutmayın. Mutlu bir gün diliyoruz.